Efendim mutlu akşamlar. Başkent Ankara'daki Hasan Yalçın stüdyomuzdan karşınızdayız. Bu hafta çıkış yolu programı yine Ankara'dan olacak ve önemli bir konu başlığını konuşacağız. Teori dergisinin Mart sayısını konuşacağız. Bu ay Teori dergisi Amerika Birleşik Devletleri nereye gidiyor başlığıyla çıktı efendim. Tabii ki bu yazıları kaleme alan iki değerli konuğumuz var stüdyomuzda. Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek. Efendim hoş geldiniz programımıza. Merhaba 3. Cemil Bey de var. Cemil Bey de var. Sayın Cemil Gözel'i de tanıtacağım. Ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Semih Koray stüdyomuzda. Efendim siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Ve Teori Dergisi Yazı İşleri Müdürü Sayın Cemil Gözel bizlerle birlikte. Efendim siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. İfade ettim değerli izleyenler. Teori Dergisi'nin Mart sayısını konuşacağız. Kısa bir hızlı özeti yapayım. Kimlerin yazısı var? Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek'in ABD nereye gidiyor başlığıyla derginin bir noktada da ana temasını oluşturuyor. Altında Alexander Dugin'in Teori Dergisi için ele aldığı bir yazı var. Rus stratejist. Büyük yeniden başlatma ve büyük uyanış başlığını kullanıyor. Profesör Doktor Semih Koray'ın ABD hakkında 4 tez, Doktor Mehmet Perinçek ABD üzerine tezler ve Profesör Doktor Cüneyt Akal'ın ABD'nin musattık darbesi başlıkları var. Ekonomist Hakan Topkun'un ABD ekonomiste yolun sonu göründü mü başlıklı yazısı var ve Trump'ın 1776 danışma komisyonu raporu Ocak 21. Bu raporda yine Teori Dergisi içerisinde yer alıyor efendim. Xi Jinping, Çin liderinin benzer şekilde bu dergide bu ayın sayısında yazısı var. Dimitris Konstantopoulos'in Enformasyon Devrimleri ve Karşı Devrimler başlıklı yazısı var. Tarihimizden belgeler hazırlayan Uğurcan Yardımoğlu, Amerikan Yardımının Bedeli başlıklı yazıda yine bu Teori Dergisi'nde yer alıyor. Teori Dergisi ve bu başlık içerisinde yer alan konuları konuşacağız. Efendim, Sayın Koray, Sayın Perinçek tekrar hoş geldiniz programımıza. Merhabalar. Sayın Perinçek sizinle başlayalım efendim. Şimdi Trump seçimi yeni kaybetti ve Ocak ayı itibariyle yeni bir döneme ya daha doğrusu yeni bir yönetime başlandı. Amerika'da Biden yönetimi olarak tarif ediyoruz. Biden sonrası Amerika farklı bir sürecin içerisine mi giriyor? Trump dönemini nasıl anlatmak gerekir? Neler söylersiniz? Amerika nereye gidiyor efendim? Evet. Peki teşekkür ederiz. Bütün arkadaşları merhabalar. İzleyicilerimizi de saygıyla sevgiyle selamlıyoruz. Amerika yol ağzında. Bence Amerika'nın bugünkü durumunu en iyi anlatan açıklama. Tabii aslında fazla bir şey açıklamamış oluyoruz. Yol ağzında dediğimiz zaman hangi yolun ağzında sorusu geliyor. 1945'ten bu yana Amerika'nın aşağı yukarı bence 2017'lere kadar onu da konuşuruz. 2000 niye o 2017 diye devam eden bir süreç var. Yani 45 ne? İkinci Dünya Savaşı bitmiş. Amerika büyük bir itibarla, saygınlıkla o savaştan çıkmış. Demokrasi cephesinin lideri olarak kabul ediliyor. Bretton Woods konferansı olmuş. Bir nevi bir dolar dünya parası haline gelmiş bir anlamda. Ondan sonra yani güçlü bir Amerika ekonomisi var. 45 sonrasının en önemli özelliği Amerika 1950'lerde dünyanın yarısını üretiyor. Yani dünyada 100 üretiliyorsa onun değer olarak yarısını Amerikan, yani Amerika derken Büyük Birleşik Devletleri söylüyoruz tabii. Yarısını Amerika üretiyor. Düşünün dünyanın yarısını üreten bir Amerika. Ve dünyada karşısında ona meydan okuyacak aşağı yukarı bir silahlı güç yok. Yani iki tane önemli faktör var, etken var Amerika'nın 1945-50 sonrası konumunu ve bugüne kadar gelen konumunu açıklayan. Biri ekonomisi, dünya üretimindeki payı %50 ile başladı. Şu anda çeşitli hesaplar var ama %16 falan, yani %50'den 16'ya düşmüş. İkincisi Amerika silahlı gücü ve 45'te tabii nükleer tekele sahip, hani atom bombasını da patlatmış Japonya'nın üzerinde. Aslında Japonya'nın üzerinde patlatmamış, bütün dünyanın üzerinde patlatmış. Orada çok, yani Japonya'yı teslim almak değil orada Truman'ın yaptığı iş. Japonya zaten teslim olmak üzere ve teslim görüşmeleri de var. Ne var? Orada hem bir Sovyetler Birliği'ni rakip olarak görüyor, müttefikiydi
Sovyetler Birliği'ne bir şey var, uyarı var. Bak tepene binerim falan gibi. Çin'e, çünkü 1949 yılında Çin Halk Cumhuriyeti kuruldu biliyoruz. Ondan sonra Çin'e de akıllı dur, yoksa yersin bu bombayı gibi bir tehdit var. Ve bütün dünyaya bir aligram başkesen tehdidi var. Ve bu şekilde kurulmuş olan bir haraç sistemi. Bu çok çok önemli. Semih Kore arkadaşımın yazılarında da bu önemli vurgulanıyor. Bu bizim Vatan Partisi'nin de Amerika'yı açıklamada önemli şeylerden, unsurlardan, diyelim teorik araçlardan biridir bu haraç sistemi. Onun şeyine girmeyeceğim. Yani kapitalist rekabet ekonomisi, emperyalizm sisteminde, Amerikan haraç sisteminin emperyalizmin de ötesinde bir sömürü değil, hatta yağma sistemi oldu falan, onlara girmeyelim. Ama bir haraç sistemi kurdu. İki etkenle. Bir, güçlü ekonomisi, %50'sini üretiyor dünyanın. İki, büyük bir silahlı gücü var. Bu sayede bir haraç sistemi kurdu. Haraç sistemi ne? Kağıt ihraç ediyor. Ondan sonra dolar üzerine 100 dolar yazıyor. 100 doların maliyeti ne? Diyelim 0 bilmem kaç sent. Yani 100 dolar kağıdın maliyeti, mürekkep fiyatı, kağıt fiyatı, matbaa fiyatı falan. Sonuç itibariyle 1 sent bile 100 doların maliyeti. Kullanım değerini 0. Yani belki şimdi gözlüğü temizlemekte bile zor kullanılır. Şimdi önümde gözlüğü görünce yani o doları nerede kullanırız diye. Ondan sonra kullanım değeri olmayan bir mal ama 100 dolar yazıyor üzerine ve onun karşılığında diyelim şu kadar krom alıyor. Hani Türkiye krom ihracında dünyada önemli ya. Sana kağıt, bir sent etmeyen bir kağıt veriyor, 100 dolarlık krom alıyor. Veyahut da 100 dolarlık pamuk alıyor. Gerçi pamuk ihracatçısı ama. Diyelim 100 dolarlık herhangi bir maden alıyor, makine alıyor, yiyecek alıyor falan. Şimdi bu acayip bir sistem bu. Yani dünyaya dolar ihraç edip karşılığında bunu almıyor. Bu ne sayede oluyor? Güçlü ekonomisi, ama ondan da önemlisi silahlı güçleri sayesinde. Yani bir anlamda bu haraç sistemini, dolar saltanatını dünyaya silahla dayatıyor. Şimdi emperyalizm de sermaye ihracı yoluyla, tabii orada da silah var. Büyük bir sömürü sistemiydi. Ama burada sermaye ihracı falan filan değil. Doğrudan doğruya orta çağda görülen, yani Cengiz Han'ın veyahut da işte Göktürklerin veya Hunların veya İskitlerin falan dünyada çeşitli ülkeleri, halkları haraca bağlaması gibi bir olay. Amerika'nın kurduğu sistem hiçbiriyle de karşılaştırılmaz. Yani şeyi, şiddeti, sömürü ünitesinde bir yağma düzeni kurması açısından böyle bir haraç sistemi kurdu. Şimdi o haraç sistemi niye yol ağzında? İşte çıkmaza geldi. Çıkış yolu falan diyoruz ya, Amerika için ise çıkmazdı. Çıkmaza geldi. Ne demek? Haraç sistemini sürdüremiyor. Haraç sistemi sürdürülemez hale geldi. Çünkü dolar saltanatı iki etken demiştik bu sistemin üzerinde yükseldiği. Birisi dolar saltanatı çöküyor. Biz bunları Teori Dergisi'nde çok güzel dolar saltanatı çöküyor diye sayılar yapmıştı. Dünya ölçeğinde katkıları olan Teori Dergisi'nin çabalarıdır onlar. Hakikaten teorik düzeyi çok yüksek sayılardı. Bu da öyle. Yani ABD nereye gidiyor sayısı teorinin? Yani dünyada bu düzeyde çok az mahfelde, çevrede tartışmalar var. Onu söyleyeyim, Teori Dergisi'ni yürekten kutluyorum. Gerçekten çok yoğun, ağırlığı olan bir sayı. Bu sayıda da bunu Amerika'nın bir yol ağzına geldiğini, çünkü haraç sisteminin, dolar saltanatının çöktüğünü ve aynı zamanda Amerika'yı dünyada dengeleyecek önemli silahlı güçler oluştu. Devletler. Yani Amerika'nın karşısında Çin var, Rusya var, Türkiye var. Türkiye de önemli bir güç, onu silahlı güç olarak onu. Türkiye, Amerika ile bugün silahla savaşan diyelim iki ülkeden biri, öbürü de Suriye dersek. Yani Türkiye, Amerika ile
2015 yılından bu yana 6 yıldır Amerika'nın dolaylı güçleri, vekalet savaşı deniyor. İşte PKK'sı, DAEŞ'ı, Gladios'u, FETÖ'sü onlarla savaşan bir ülke. O bakımdan Türkiye'de Amerika'nın karşısındaki silahlı güçlerde önemli, fiilen de savaşıyor. Bir yandan da Amerika'nın silahlı gücünü dengeleyen devletler oluştu. Bu durumda ne oldu? O dolar saltanatının alanı daralmaya başladı. Avro yükseldi. Avrupa'da dolara rakip olarak oradan bir hacmini, doların dünyadaki hacmini daralttı. Öte yandan ulusal paralarla değişimler vesaire bunlar ortaya çıktı. Ve dolar saltanatı çökmeye başladı. Hatta dolardan kaçış başladı. Mesela Türkiye geçen yıl dünyada en çok altın ithal eden, bu rakamları bazen yanlış söylüyorum ama 152 bin ton diye hatırlıyorum. Altın ithali birinci, ikinci Hindistan, üçüncü Rusya. Çok ilginç. Altın ithal eden ülkeler de Asya ülkeleri. Buldun mu yoksa? 2020'de 134 bin buçuk. 134 bin buçuk. Ben de 152 bin. 134 buçuk ton yanlış altın. Yanlış söylemişim. Evet. 134 buçuk ton altın ithal etti. Onu ezberleyeyim bu sefer. 134 buçuk ton altın ithal etti. Dünyada birinci ama altın ithalinde. Ve altın stoku da Türkiye'nin çok büyük hacme ulaştı. Sonuç itibariyle bir dolardan da kaçış var. Tabii altın stoklamak demek doların değişim alanının daralması demek aynı zamanda. Sonuç itibariyle Amerika bir karar ağzına geldi. Yani bir karar vermesi lazım. Bir yol ağzına geldi. Dolar saltanatı çöküyor. Haraç sistemi çöküyor. İşte burada Trump doğdu. Yani Trump'ı doğuran diyelim koşullar. Trump da nerede çıktı? Trump'ın doğuşunu 2017 yılında Kürdistan planının, 2. İsrail planının çöküşünü bir dönüm noktası alabiliriz. Yani 2017 yılı Eylül ayında işte Türkiye, İran, Irak, Suriye, Rusya hepsi bir oldular ve 2. İsrail'in kurulması bozguna uğratıldı. Ve Trump işte orada çıktı. Dedi ki biz dedi buraya 8 trilyon dolar gömdük. Evet. Yani Orta Doğu'ya diyor. Biz Batı Asya diyoruz. Orta Doğu'ya 8 trilyon dolar gömdük. Ama içeride de Amerikan ekonomisi çok büyük sorunlarla karşı karşıya. Altyapısı zaten şimdi iyice ortaya çıktı. Altyapısı çok eskidi, köhnedi. Biz içimize yatırım yapmıyoruz. Onun için bu sevdadan vazgeçelim. Trump, yani çıkmazı gören Amerika diyelim Trump'a. Çıkmazdaki Amerika'yı gören ve içe dönme, first America, Amerika, öncelikle Amerika çözümü. Dünyadaki maceralardan vazgeçelim. Tabii bu emperyalistten vazgeçmek değil. Yani emperyalizm bir sosyoekonomik kuruluş. Amerika ondan vazgeçiyor değil ama emperyalizm ille de böyle devamlı saldıracak diye bir şey. Öyle bir emperyalizm. Daha güçlü gelebilmek için mi? Diyebilir miyiz? Yani o birisi öyle söyleyebilir ama yani o da bir tahlil konusu. Daha güçlü bana sorarsam daha güçlü falan gelemez. Yani daha güçlü gelebilmek yeniden Amerikan İmparatorluğu'nun kendisini ekonomik bakımdan toparlaması ve karşıdaki güçlerin de gelişmemesi. Yani dünyanın gidişi Amerika'nın daha güçlü gelmesi yönünde değil. Bakın şimdi sizin bu sorunuzda bile belli bir ön yargı var. Kafamızda kurduğumuz bir teori var. Yani Amerika ne yapar yapar saldırır, ne yapar yapar güçlü gelir. Elbet bir bildiği vardır. Evet falan. Ondan sonra bana göre artık güçlü falan gelemez. Yani İngiltere nasıl bir daha güçlü gelemedi? İnişe geçen imparatorluklar bunlar. İşte Trump burada çıktı. Biden ise yenilen Amerika'nın temsilcisi diyelim. Yani yenildi dedik ya Amerika. Evet. O yenildiğini de Trump güvenlik raporlarında birinci cümleydi bu. 2018 raporu diye hatırlıyorum Trump'ın. Amerika yenildi diye başlıyor. Ondan sonraki bütün raporlarda da hatta. Var değil mi? Evet. Şimdi Biden ne? Yenilen Amerika'nın yenilgiyi kabul etmeyen temsilcisi. Trump daha gerçekçi diyebiliriz değil mi Semih arkadaş? Evet. Yani burada Trump. Yani aslında Amerika'nın belki de tek çıkış yolu evet. Trump'ın evet, çizgisiydi. Doğru. Biden ise
bu yenilgiyi kabul etmeyen Amerika. Ama tabii ikisinin arasında dayandıkları sosyoekonomik güçleri de analiz etmemiz lazım. Biden okyanusların kıyısındaki Amerika diyelim, hem Atlas Okyanusu'na bakan Amerika hem de Pasifik Okyanusu'na bakan en batıdaki Amerika. Bu iki Amerika'nın özelliği ne? Finans, Amerika'nın finans ağırlıkları orada, büyük sanayisi orada, savaş sanayisi vesaire orada. Yani Amerikan emperyalizminin en sivri ucu diyelim. O okyanuslara bakan coğrafyalar Amerikan emperyalizminin en zengin kesimi, en savaşçı kesimi, en sivri ucu. Dikkat edersek seçimlerde de hep o eyaletlerde Biden çok yüksek oy aldı. Böyle daha böyle içeri bozkır diyebileceğimiz eyaletler Amerika'nın merkezinde, daha böyle orta halde Amerika diyebileceğimiz, aynı zamanda tarım falan özellikleri de olan Amerika'da ise Trump daha ağırlıklı olarak ortaya çıktı. Böylece bu iki seçenek. Ama çözülmedi sorun. Yani bir seçim oldu ama bu seçim Amerika'nın sorununu çözmedi. Yani çünkü Amerika'nın sorunu çözülmediği için seçimler çözmedi. Ters olanlar iktidara geldi. Yani yaşanan sürece meydan okuyan, kafa tutan, ya biz yenilir miyiz, ne demek yenilmekmiş, yani kabadayı Amerika, ondan sonra dünyada racon kesen haydut Amerika iktidara geldi ama haydutluğun sınırında olan bir Amerika var. Yani silahlı gücü açısından sınırlanmış, ekonomik gücü açısından da artık eski dünyanın tek efendisi olma iddiasını sürdüremeyecek bir Amerika. Böyle bir yol ağzına geldik. İsterseniz ben biraz yol ağzı, bunlar tabii şöyle, ben bunları söylerken aynı zamanda Semih Koray arkadaşımızın 4 tezi çok özlü, çok evet. Güzel. Çok güzel. Onları da özetlemiş oldum. Yani hepimizin yazılarındaki ortak noktalar. Biz tabii bu fikirleri Teori Dergisi'nin çalıştaylarında tartışarak oluşturduk hep beraber. Ama Semih Koray'da, Mehmet Perinçek'in yazısında, ondan sonra bu yönler var. Alexander Dugin'de, okuyabildiniz mi siz yazısını? Çok dikkatli okuyamadım. Bak. Şimdi Alexander Dugin'de esas olarak bizimle aynı analizleri yapıyor. Ama onun teorik araçları biraz farklı. Yani daha böyle dünyadaki kültürel dinler, kültürler arası çelişmeler ekseninde olayları açıklıyor. Biz ise bilimsel temelde, bilimsel sosyalist ve bilim. Onunki de bilimsel açıklama ama o bilimsel açıklamalarında kullandığı araçlar, ifadeler ondan sonra bana göre benim kavradığım bilimle tam uyuşmuyor. Ama sonuç itibariyle hangi kavramları kullanırsa kullansın bizimle benzer analizleri yapıyor. Onu söyleyebilirim. Evet. İstersen ben bu kadar anlatayım, tamam. Sonra şey yapalım, biraz konuşalım, tartışalım. Tabii Koray, şöyle birçok sorunlar var. Bundan sonra ne olacak? Evet. Onlar yani biraz üç daha tane güç gözüküyor. Biri Biden, biri Trump. Bir de sanki böyle bir halk gücü de ortaya çıkıyor mu? Üçüncü bu ne kadar etken falan. Tartışması. Bunları beraber konuşalım, evet. Şimdi. Ben çok Sayın Koray, siz de ABD hakkında 4 tez diyerek Sayın Perinçek de söyledi. Bazı bölümlerine girdiğini ifade etti. Siz de bu Trump'a geliş ve Biden'a geliş noktasında neler anlatırsınız? Evet. Şimdi aslında o 4 tezin hepsi de Sayın Genel Başkan'ın çizdiği temel doğrultuda. Yani bence temel doğrultunun o olduğunu, onu önce belirterek başlamak lazım. Amerika çok ciddi bir ikilemle karşı karşıya. Yani yol ağzı doluya koysa almıyor, boşa koysa dolmuyor. Yani öyle bir yol ağzında. Çünkü Amerika'nın bugün topluma da yansımakta olan devlet içindeki derin parçalanmışlığının nedeni Amerika'nın içinde değil, Amerika'nın dışında. Amerika'ya karşı, Amerikan hegemonyasına karşı mücadele eden güçlerin inisiyatifi ele geçirmiş olmalarından kaynaklanıyor. Şimdi Amerika hem
işte Sayın Genel Başkanımızın söylediği gibi İkinci Dünya Savaşı sonrasında dünya üretiminin yarısı üreten bir ülkeydi. Bugün üretimin merkezi Amerika'dan kaydığı gibi Amerika 1990'larda üretmeden tüketmenin, çalışmadan kazanmanın mümkün olduğu Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra tek kutuplu bir dünya, emsalsiz bir askeri güce sahip. O zaman hakikaten bedavadan yaşamanın, haraç toplayarak yaşamanın mümkün olduğu sanısına kapıldı. Onun için üretimin, üretim gibi zahmetli bir etkinliğin başkaları tarafından yapılması, yani bu sadece üretimin Doğu'da, Çin'de, Asya ülkelerinde, Avrasya'da yükselmesi değil, Amerika'nın da bir seçimi olarak onun haraç toplayarak, yeni finansal araçlarla, hiç terlemeden, çalışmadan, üretmeden tüketmenin mümkün olduğu, bunu da kendi emsalsiz gücüne dayanarak dünyanın her tarafına müdahale edip orayı istediği gibi şekillendirebileceği sanısına kapılarak aslında bu asalaklaşma, yani emperyalist sistemin başından beri var olmakla beraber Sayın Periçek'in altını çizdiği gibi 90'larda dizginsizleşti. Yani bu kaldıraçlama, yeni finans araçları, gelecek karlarının bugünden paraya, bugünün üretilen mallarının bölüşümünde etkin hale gelmesi. Ama Amerika bu geleceğe ilişkin karların paylaşılması, bu ne zaman işler? O karlara el koyan, onu bir haraç toplama aracı olarak kullanan ülke eğer geleceği şekillendirme gücüne de sahipse ve bu bütün dünya tarafından böyle kabul ediliyorsa, o zaman bu devam edebilir. Ama 2008 krizi de, daha sonra bugün Amerika'nın içine düştüğü durumda aslında işte hem ekonomik alanda her açıdan emperyalist sisteme alternatif oluşturan bir dünyanın kurulmaya başlanması, bu alternatifin herkes tarafından gözlemlenebilir, çok kutuplu takdir edilir. Yani çok kutuplu bir yapı, ama bu çok kutuplu yapı ABD Sovyetler Birliği kutuplaşmasından farklı bir kutup. Yani bir tarafta dünyanın geleceği açısından herkesin imrenerek baktığı, özlemle baktığı ve sürekli mucize diye adlandırılan, aslında mucize değil, yani hakikaten gerçekleşen ve bilimle, emekle, çalışarak, mücadele ederek gerçekleşen yapılan. Belki onun altına, çünkü mucize biraz hani bedavadan, yoktan var etme vesaire, onu ifade ediyor. Burada gerçekten son derece derin bir öngörüyle, son derece planlı bir çalışmayla, ama egemenlikte, Çin açısından bakıldığı zaman sosyalizmde ısrar ederek böyle bir yükseliş var. Bu yükseliş Amerika'nın bütün giriştiği bütün askeri harekatlarda başarısız olmasına yol açtı. İşte o başarısızlık aslında 2008 krizinin patlamasının ardındaki önemli etkenlerden biri de o. Bugün Amerika'nın içine düştüğü, Trump'ı doğuran etkenlerden biri de o. Çözüm arayışı var ama bulamıyorlar. Yani uzun süre, yani böyle eskimiş sistemler şeylerinden kolay kolay vazgeçmiyorlar. Yani bu hegemonya iddialarından, güçlerini sürdürmekten, biz geçmişte nasıl yapıyor idiysek bu işi, yani onlar geleceğe bakmıyorlar, yeni bir şeye bakmıyorlar da, biz geçmişte bu konuda haraç toplamada başarılıyken ne yapıyorduk? Onu yeniden, o eski defterleri karıştırıp onu yeniden yapalıma getiriyorlar işi. Onun için bu yol ağzı bu. Yani bu ikilem
eski gücüne kavuşma, hegemonya gücüne kavuşma ama ikisi de gitmiş. Yani şu anda ben hani Biden'ın bu açıdan bakıldığı zaman yani Biden daha saldırgan bir çizgi izleyecek vesaire ama ben şöyle bir temel çizgi izleyeceği kanısındayım. Biraz spekülatif konuşabilirim bu konuda. Karşı tarafın yanlış yapmasını bekleyecek. Bence karşı tarafın en önemli ve o yanlışa onları zorlamaya çalışacak. Mesela o en önemli gelişen... karşı taraf dediğim de işte Türkiye'dir, Çin'dir, Hindistan'dır, Rusya'dır, İran'dır. Yani Avrasya yeni yükselen güçlerin, kuvvetlerin. Güçlerin, kuvvetlerin bunların merkezi. Bence en büyük hata eğer hakikaten bu birliktelik buna fitne sokabilir, burada çatlaklar yaratabilir, burada yanlışlar yapılmasına iteleyebilir, öteleyebilirse ben Amerika'nın yani Biden çizgisinin tek çıkış yolu olarak, onların çıkış yolu olarak bunu gördüğü konusundayım. Mesela Türkiye'de Uygur konusu bunlardan tabii. Birisi olabilir mi? Hayır, şimdi her Uygur yerde zaten bakın Türkiye. Her yerde bu yani şeye bakıyorsunuz. Bütün bu toplumsal fay hatlarını ama sadece ülke içinde, ülkeler içindeki toplumsal fay hatları eskiden beri uzman oldukları konu, eskiden beri uğraştıkları bir şey. Ama beklemedikleri, hakikaten karşılarına beklenmedik olarak çıkan veya bu kadar güçlü biçimde beklemedikleri şey, hegemonyaya karşı olan güçler arasındaki ittifak. Yani aslında şöyle düşünün, siz 10 sene önce, fazla geçmişe gitmeye gerek yok, 10 sene önce Türkiye, Rusya Federasyonu, Çin, İran arasında bugün oluşmuş olan birlikteliğin oluşabileceğini söyleseniz herhalde hayal vesaire dedirdi. Hani Vatan Partisi bunu baştan beri hani 90'lardan hatta daha öncesinden 80'lerden beri bu Avrasya İttifakı üstünde özellikle duruyor. Ama o zamanın gazetelerine bakın, haberlerine bakın, şuna buna bakın. İşte 2004'te Tuncer Kılınç, yani Rusya, İran, Çin bunlarla bir şeyler yapabilir miyiz? Bunu düşünmeliyiz demesi bile ne biçim Türkiye'de karşı bir şeyle, cepheyle karşılaştı. Ne kadar güçlü bir cepheyle karşılaştı. Dahası hani bugünün şeyine baktığımız zaman yani 2012-14'e kadar olan AK Parti'nin bugün izlediği çizgiyi izlemesi bunu o zaman söyleseydi sen hayal görüyorsun, rüya görüyorsun filan denirdi. Yani, Amerika onu desteklemezdi o yani şimdi hani böyle bakınca aslında bu Avrasya'yı birleştiren, bu birlikteliğe yönelten nesnel zorunlulukların, mecburiyetlerin bunların çok güçlü olduğunu görüyoruz. Bugün buna ilave bir etken daha var. Başarı kazanıyor. Yani bu birlikten hegemonyayı geriletmekte, kendi gelişmesinin önünü açmakta, kendi bulunduğu bölgeye barış, huzur ve istikrar getirmekte bunun işe yaradığı ve bundan başka da çare olmadığı bunu bütün bu ülkeler kendi deneyimleri içinde de aynı zamanda yaşıyorlar. Yani Amerika'nın işinin zor olması aslında bu yüzden yani hegemonyaya karşı güçlerin kazandıkları başarı, onların birlikteliğinin ulaşmış olduğu düzey bunu etkilemeye çalışıyor. Bunu etkilemeye çalışacak. Tabii yani ama bu Amerika'ya iç çelişme olarak da yansıyor tabii. Yani bu Amerika'nın artık Amerika'nın Amerikan toplumunu ezen bir millet olarak tutma imkanları giderek ortadan kalkıyor. Bu, yani bu şeyi açın siz. Bu sizin tezlerinizdeki bence en önemli konulardan biri. Ben de ona değinmedim. Yani
Amerika'nın işçisiyle, ondan sonra köylüsüyle falan toptan ezen bir milletken, evet, o evet, ezen millet statüsünü devam ettirememesini isterseniz biraz açmanız iyi olur. Şimdi burada aslında şeye bakıyorsunuz, yani bu şimdi kriz Amerikan toplumunun, Amerikan halkının üstüne yükleniyor, onun sırtına biniyor. İki şey önemli. Bir tanesi üretim çok zayıflamış olduğu için ve Amerika'nın içinde de... Bu da iç faktör tabii. Evet. Bu da iç faktör. Evet. Yani, evet, yani Amerika sırf dıştan tabii. Ama şöyle etken, yani ben bu iç faktörü, bu iç parçalanmayı tetikleyen, doğru, ortaya çıkartan şey, hani benim kastım o. Çok ama doğru, o da ona o iç parçalanma araç ve bu toplayamayınca iç... Bu çok önemli, evet, çünkü bu redneck hareketinde de tabii esas olarak hep içe odaklanıldı. Bu boş bırakılmıştı. Evet. Yani içteki çelişmelerden doğan bir tabii, halk hareketi tabii, çünkü kuşkusuz şey ama yapamıyor, onu doğuran bir şey var. Evet, yani artık onları besleyemiyor. Artık evet, bu ezen millet olarak tutmak için o ülke içindeki çelişmeleri yumuşatmak, itirazı kıyıya, köşeye itmek, itiraz şimdi hayatın merkezine geliyor. Evet. Çünkü herkes kendi günlük hayatında bu işin yükünü hissetmeye başlıyor. Yani burada aslında Amerika şu açıdan da bir çıkmazda. Yani bu hani birlikte işte siyahi Afrika kökenli Amerikalılar, İspanyol kökenli Amerikalılar, bunlar hep ezilen kesimler durumunda. Buna bir de şimdi beyaz ama ensesi kızarmış, yanmış beyazlar katıldı. Şimdi bu ikisinin birleşmesi Amerika'nın kabusu. Yani bu iki muhalefetin birleşmesi bu Amerika'nın kabusu. Ama bunun önüne geçmek için de hani bu haraç sistemini yeniden bir an önce yeniden kurmak, hegemonyasını yeniden tesis etmek, o yani Amerika parçalanmaya doğru gidiyor. Bir de şey olması da onu kuvvetlendiriyor. Yani federal bir yapıya, eyaletlere bölünmüş olması aslında bu yükün eyaletler arasında da eşitsiz dağılımı, bazı eyaletlerin üstüne çok daha fazla yük biniyor. Zaten zenginler diyor ki ben niye zenginliğimi paylaşayım? Niye ona şey yapayım diyor zaten. Yani bu aslında Amerika'nın hakikaten çok ciddi problemlerle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Şeyin üstesinden gelmesine de imkan yok. Yani yeniden o eski hani milleti, bakın ben şeyi de söylüyorum. Yani Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra yani Amerika'da aslında Soğuk Savaş döneminde toplumu birleştiren önemli bir etken Sovyet tehdidiydi. Yani Sovyet tehdidine karşı birlik. Şimdi o tehdidin ortadan kalkması aslında Amerika'yı birleştiren, ezen bir millet haline getiren önemli etkenlerden biri ortadan kalkmış oldu. Ama onun yerine şimdi, Çin... ama o yani, bakın Çin konusunda Amerika'nın en çok yanıldığı şeylerden biri Çin konusudur. Amerika'nın beklentisi Çin'in kapitalist olacağı, sosyalizmin orada tedricen giderek tasfiye edileceği. Ama gene o zaman da rakip olur. O zaman da evet, tehlike. Daha tehlikeli rakip olur. Daha tehlikeli rakip. Yani o kendisi... Şey manada o zaman yayılmacı ve saldırgan. Yani şöyle mesela Çin kendi savunmasına bugün verdiği ağırlığı vermese... Savunma gücün için mesela Pasifik Okyanusu'nda kimin füzesi nereye erişir yarışına bakıldığı zaman Çin üstün geliyor. Ya da deniz hakimiyetinde kimin ne kadar aracı vara bakıldığı zaman Çin başa baş ve özellikle kritik bölgelerde daha da üstün hale geliyor. Yani Çin'in, yani şöyle söyleyeyim, Çin eğer tefessüh etseydi bu hale gelemezdi. Böyle güçlü bir, doğru, böyle güçlü bir devlet. Ama o zaman da yayılmacı, yani kapitalist yola girse ama böyle yayılmacı bir güçlü devlet olamazdı. Doğru.
Yani Amerika hani o emsalsiz üstünlüğünün devam edeceği ve ama en büyük yanılgıları bence kendileri de onu şimdi kısmen kabul ediyorlar. Yani Çin'in işte kapitalistleşerek eklemleneceği, dolayısıyla daha rahat idare edilebileceği filan yönündeydi beklentileri. Şimdi bu batıda sistemi sarsan bir sınıf hareketinin doğmamasının belirleyici nedeninin hep emperyalist sömürüden işçi sınıfının pay alması olduğunu söyledik ya. Evet. Şimdi aslında bu Reagan ve Thatcher sistemiyle birlikte daraldı. Kamunun üzerindeki şeyler özel sektöre devredildi falan batıda evet. Da yani Batı Asya'ya bir saldırıydı ama batıda da Batı toplumunun tırnak içinde söylüyorum sosyal haklarını da ortadan kaldıran bir sistem yarattılar. Şimdi Amerika'da bu zenginliği toplumla paylaşılmaması önümüzdeki dönem açısından sınıf hareketlerinin yükseleceğini mi gösterir? Şimdi Amerika'da bence sınıf hareketleri iç çatışma kesinlikle şu mecrada veya bu mecrada olsun yükselecek. Yani ona bence hiç o konuda şey çaresiz Amerika. Ama şey olarak bakıldığı zaman da yani bütün küresel güç haline gelmiş olan imparatorluklar hep dışarıdan yıkılmışlar. Evet. Hitler de öyle. Hepsi dışarıdan yıkılmış. İngiliz, kuşkusuz çevreden. Yani dışarıdan onlara indirilen darbeler iç çelişmeleri de keskinleştirmiş. Orada da bir hareketlilik yaratmış. Ama belirleyici güç hep dışarıda olmuş. Yani şu anda aslında Amerika'nın içinde bulunduğu durumun nedeninin aslında hegemonyaya karşı mücadele eden ve yükselen Asya, Avrasya olduğu belirlemesi hani o açıdan bugün de o Trump'ın vaziyette, yenildik tespiti bile bu tezi doğru. Trump yenildik diyor ya. Evet. O aynı şey. Evet. Sizin tezi, Trump yenildik derken yani dıştan bizi yendiler, içeriden yendiler. Başkası yendi bizi diyor. Yani Trump'ta yani Sayın Perinçek'in belirttiği gibi yani şöyle hegemonya hakkından feragat filan etmiyor. Onu beceremiyoruz, yapamıyoruz. Daha gerçekçi. Onu yapamadığımız için o paraları oraya batıracağımıza, yatıracağımıza yani hakikaten Amerika'nın altyapısı hani Çin'in bugün altyapısıyla karşılaştırıldığında son derece eskimiş vaziyette. Ama o da sorgulanabilir. Acaba bu paraları oraya o 8 trilyonu yatırmasaydı ne olurdu? O da ayrı. Çünkü o haraç toplamayı sağlayan da paraları oraya yatırır. Ama işte yani, haraç tartışılır. Ama sonucuna yok ki biz sonucu elde edemedik. Tam tersi sonuçla karşı karşıya kaldık. Karşı taraf başarı kazandı. Cesaret. Şimdi bu aslında biraz şeyi de anımsatıyor. Bu 90'ların ikinci yarısında bu savaş kliğiyle Sorosçular arasında önemli bir tartışma cereyan ediyor. Savaş kliği Irak'a hemen saldıralım, işgal edelim. Genel koşul şu. Şu anda biz emsalsiz bir üstünlüğe sahibiz. 20 sene sonra en güçlü biz olsak bile makas daha daralmış olacak. Bu emsalsiz askeri üstünlüğümüzü hemen fiili egemenliği, fiili hakimiyete dönüştürelim. Onun için işe hemen Irak'tan başlayalım. Ve dolar saltanatını da kuralım. Çünkü Saddam falan dolar dışı değişmeleri dolar falan. Dışı işte yani Irak'ın aslında ilk hedef alınmasının temel nedeni de petrol vesaire evet. Konusunda doları evet. Saddam'ın şey yapması. Yani dolardan başka işte avro veya başka araçlara dönmesi. Soros ve Sorosçular da diyorlar ki yani bizim dünyadaki egemenliğimizin, haraç toplama imkanlarımızın devam etmesi bu emsalsiz askeri üstünlüğümüze bağlıdır. Doğru. Ama onu biz tehdit olarak kullanıp
önümüzü açabiliyor. Dünya üstündeki egemenliğimizi askeri olmayan yollarla pekiştirebiliyorsak buna devam edelim. Bir an önce bunu, şeylerin ölçüsü de şu, saldırdığımız yerde bize karşı sadece o ülke savaşıyor ve o ülke elindeki silahlarla savaşıyorsa hiç sorun yok. Başkaları da o savaşa katılıyor. Silah olarak bile destek, yani uluslararası bir cephe oluşuyorsa o zaman düşünelim diyorlar. Yani onun için hani bugün aslında karşı karşıya olduğu şey Amerika'nın. Amerika yenilmiş vaziyette bütün bu savaşlarda. Hala ciddiye alınması gereken bir gücü var. Ama yenilmiş olması sadece bu savaşlardan Amerika adına murad edilen sonucun elde edilememiş olması değil, belki daha da önemlisi karşı tarafın, Avrasya'nın hegemonyaya karşı olan güçlerin bundan cesaret alarak daha hegemonyaya karşı mücadeleye daha birlikte ve daha kararlı biçimde bence sürdürmeleri, o ikisi. Onun için ezel millet olmaktan çıkış sürecinde Amerika tekrar ezel millet haline getirme imkanları da Amerika'nın en azından kısa orta erimde böyle bir imkanları da yok. Altından kalkması zor Amerika'nın bu. Yani inişler çıkışlar, kısmi ilerlemeler filan bunlar olabilir. Ama hani futbol deyimleriyle söylemek gerekirse onlar karşı tarafın üstüne baskı yapıp hata yapmaya, hataya zorlamaya çalışıyorlar. Şu anda izledikleri esas çizgi o. Ben bir soru sorabilir miyim? Genel Başkan'a. Buyurun. Siz Aydınlık'ta da yazdınız seri yazılar halinde. Amerika demokratik geleneklerine geri dönebilir ya da demokratik devrim geleneklerini keşfedebilir diye bu yazınızda da var. Evet. Şimdi ben sizin bu tespitinizi emperyalizm çağında devrim teorisi açısından da tartışmak gerektiğini düşünüyorum. Şu bağlamda şimdi aslında Lenin'in devrim teorisi özetle şuydu. Merkez ülke, kapitalizmin en geliştiği ülkelerde devrim olmaz. Yani devrim coğrafyası sonra olur. Daha sonra olur. Yani şimdi devrim Asya'da mazlumlar dünyasında olacak dedi. Tabii daha sonra başka. Yani kapitalizmin en görece geliştiği. Tabii. Çünkü ezen millet haline geldiler onlar. Evet. Yani işçilerine haraç topluyor Amerika. Topladığı haracın bir kısmını da Amerikan işçisine veriyordu. Doğru. Ama şimdi ezen millet niteliğinin kaybetmesi Amerikan toplumunun birincisi. Süreç yani. Oraya geleceğim. İkincisi demokratik devrim gelenekleri sonuçta Amerikan hakim sınıflarının isteği ve talebiyle değil, halkın demokratik talepler çerçevesinde gelişen mücadelesiyle mümkün. Dolayısıyla bu ikisini de değerlendirdiğimizde, yani hem ezen millet niteliğini kaybetmesi hem de demokratik geleneklerine dönme nüvelerinin, filizlerinin yeşermesi, ki siz onu söylüyorsunuz. Bu ikisini birlikte değerlendirdiğimizde devrim coğrafyasının batıya yeniden kayma olasılığından mı bahsediyoruz? Yok, hayır. Öyle bir şey yok. Şimdi bakın, ezen milleti özelliğini kaybediyor derken milletçe ezme özelliğini desek daha iyi anlaşılır. Yoksa Amerika gene ezen, emperyalist. Ama haraç sistemi neye yarıyordu? Dünyaya doları kabul ettirince, bütün dünya arasında dolarla değişim yaparken Amerika'ya herkes topluca haraç ödüyor. Yani birbirimizle dolarla alışveriş yaptığımız zaman ne yapıyoruz? Amerikan dolarını dolaştırıyoruz. Evet. Amerikan doları dünyaya ihraç edilirken sen onun karşılığında bir mal veriyorsun. Sana bedava vermiyor o doları, değil mi? Dolayısıyla Amerikan sistemi neye dayanıyordu? Doların dünyada dolaşımına dayanıyordu. Ve o dolar dolaşımının hacmi sayesinde, çünkü kağıt veriyor, dolaştırıyor Amerika o kağıdı dünyada. Herkes o kağıtla birbiriyle, diyelim ben kalemi veriyorum, karşılığında bardağı alıyorum falan. Ama arada dolar değişim aracı. Dolayısıyla
bu alışverişlerin hepsinden Amerika bir haraç alıyor. Bu Kabadayı'nın bir çarşıdan haraç toplamasına bir evet falan diyor. Herkes bir yandan alışveriş devam ediyor çarşıda ama o alışverişte dolaşan değerlerin bir kısmını da götürüp Kabadayı'ya veriyorlar. Değil mi? Buna benzeyen bir haraç sistemi kurmuştu. Ve Kabadayı o aldığı haracın bir kısmını da kendi adamlarına dağıtıyor. Yani mülk sahibi olmayan Amerika'da aslında bu sistem emperyalizmle birlikte oluştu. Ve hatta emperyalizme giden sömürge dönemindeki kapitalizm çağında da bu Engels falan onu gördü dediler. Ya burjuva millet oldu dediler bu İngiltere falan. Yani milletçe burjuva oldular. İşçileri de burjuva oldu. Neden? Hindistan'dan, Çin'den, Osmanlı'dan, şuradan buradan topladıklarının bir kısmını kendi işçisine veriyor. Yani işçisi ücretin içerisinde sömürüden de bir pay alıyor. Şimdi Amerika bu kendi işçisine, kendi emekçisine pay verebileceği imkanları kaybediyor. Haraç sistemi çöktüğü için. Onun için Teksas'ta insanlar doğuyor. Onun için evler ısınmıyor. Onun için sağlık hizmeti görülmüyor falan filan. Tabii bunun iç sınıfsal çelişmeleri yansımaması mümkün değil. Yansıyacak. Yani eskiden içteki sınıfsal çelişmeler niçin yatıştırılabiliyordu? Keskin değildi. Çünkü haraçtan bir pay veriyor. Millet de Amerikan refahını paylaşmış oluyor. Yani Amerika'nın topladığı haraçın sağladığı refahı belli ölçülerde paylaştırmış oluyor. Tabii aslan payını alanlar falan onlara girmiyoruz. Şimdi o sistem çöküyor ve o sistem aynı zamanda Amerikan altyapısının köhnemesiyle falan birlikte yaşanıyor. Dolayısıyla Amerika'nın içindeki çelişmeler, sınıfsal çelişmeler de keskinleşmeye başladı. Onun için o redneckler falan filan ortaya çıktı. Dolayısıyla Biden'la Trump arasındaki kavgada aynı zamanda o kavgadan halk da tarih sahnesine çıkmaya başladı. Ama şimdi bakın bu çok önemli. Bütün tarihsel süreçlere baktığımız zaman halk hareketleri önce sistemin içinde kendisine bir sığınak, sistemin içinden bir yerlere yapışarak onun gölgesi altında çıkıyor, sonradan bağımsızlaşıyor. Yani aşağı yukarı bütün dünyadaki devrim süreçlerinde, halk mücadelelerinde bunu görüyoruz. Yani ilk diyelim ağlar arasındaki kavgada kendisine yakın bulduğu bir diyelim ağaya sığınıyor veya işte padişahlar arasındaki kavgada veyahut da şehzadeler arasındaki kavgalarda feodal dönemde veya kapitalist süreçlerde de kapitalist sınıflar arasındaki kavgalarda halk emekçiler falan bir tarafı kendine daha yakın görüyor ve ama ondan sonra o süreç onu bağımsızlaştırıyor falan. Şimdi Amerika bağlamında konuştuğumuz zaman bunun devam edeceği, yani bu Trump şimdi halk kesimi, şey takımı, diyelim Amerika'nın nispeten yoksulları, o redneckler falan dediğimiz çalışan, ensesi kızarmış, yanmış olan kesim Trump'ın içinde çıktı. Biden tarafı ise daha böyle Amerikan hegemonyasını temsil eden sınıflarda ağırlığı vardı. O nedenle mesela bir kısmı Trump'ı hatta neredeyse ya bu bir halk hareketi falan gibi görmeye çalıştı. Ama o da iki emperyalist kamptan birinin temsilcisiydi. Ama halk orada daha çok kendi menfaatlerini gördü ve oraya yığıldı önemli ölçülerde. Bu süreç ne olacaktır? Yavaş yavaş o güçlerin Trump'tan bağımsızlaşacağını düşünebiliriz. Veya Trump onlara iltihak edebilir. Ben o ihtimali pek bunları tartışalım gerçi yani pek onu o ihtimali vermiyorum. Yani çünkü Trump çok emperyalist karakterli bir akımın temsilcisi olarak çıktı ama evet. Kendi partisi içerisinde bölünmeler ne olur? Yani ondan sonra oralardan yani Demokrat Parti'den çok Trump'ın partisinde sanki o ceryan çıkacakmış gibi gözüküyor. Şimdi orada çok ilginç. Bence en önemli yazılardan biri de ve benim için biraz da dikkat çekici oldu. Bu 1776'ya Trump'ın raporunun yaslanması. Şimdi çok çarpıcı. Mesela Trump'ı neyle suçluyorlar? Ya bu adam kölecilerin, güneyin
Güney-Kuzey İç Savaşı'nda işte Abraham Lincoln'un demokrasi, özgürlükleri temsil ettiği, köleleri özgürleştirdi Lincoln, biliyoruz 1861-65. Şimdi abi bakıyoruz, Trump Lincoln geleneğini savunuyor. Bu 1776 raporu, evet, çok çok önemli. Doğrudan duruyor Washington'lara, Jefferson'lara, Amerikan tarihinin devrimci mirasına sarılıyor. Trump'ın 1776 danışma komisyonu raporu. Aslında burada 76 danışma komisyonu, sanki danışma komisyonu 76 gibi anlaşılıyor ama yani danışma komisyonun 76 raporu. Demek lazım. Ondan sonra yani Trump'ın içinden bir rapor hazırlanıyor ve bu raporda deniyor ki biz Amerikan tarihinde Washington'a, Jefferson'a, Lincoln'a falan yaslanıyoruz diyorlar. Tabii burada Lincoln çok çok önemli. Hani diyelim Washington'da, Jefferson'da herkes birleşir. Çünkü Amerika'nın kurucu babaları onlar. Ama Lincoln 1861-65 iç savaşını temsilcisi ve hala Amerika'da onun yaraları ve kamplaşmaları var benim bildiğim. Yani hala Amerikalıların içinde o Kuzey-Güney saflaşması sanki devam ediyor. Orada kuzeyden köleciliği kaldıranlardan, hatta köleleri asker yapıp bir nevi devrim yapan, Lincoln'e gönderme yapan bir rapor. Evet. O çok çarpıcı. Şimdi tabii şey güncel de boyutu da var. Ha? Şey, kimlik siyasetine tavır, evet, alması da şimdi çok kimlik önemli. Kimlik siyasetini Biden savunuyor. Evet. Yani LGBT'ler, eşcinseller, yok efendim şeyler, etnik gruplar falan filan, o dünya çapında. Trump orada değil. Tabii siyahiler, yani Afrika kökenliler daha çok Biden'ın tarafında gibiydi. Ama şimdi yavaş yavaş onların da o fakir fukara beyazlarla, nispeten gariban beyazlarla yakınlaşma falan başladığına dair işaretler görüyoruz. Tabii burada ne olacak? Orada bir bölünme olacak. Yani Trump kampında bir bölünme olacak. Yani emperyalist Trumpçılarla, yani Trump'ın partisinin geleneksel emperyalist çizgisiyle oraya yığılan halk arasında bir bölünme olacak. Beklenen bir gelişme o. Peki ileriye dönük, sizin sorunuza dönecek olursak, ben bu halk hareketi gelişeceği için, yani Amerika'nın bu halka dağıtacağı imkanlar ve bu köhnemiş olan altyapısını kısa vadede düzeltme şansı falan olmadığı için bu itiraz artacak. Amerika'daki mırıltılar, homurtular, itirazlar yükselecek. Yükseldiği zaman da o itirazcıların dönüp arkaya bakıp yaslanacakları bir tane tarih var. O da işte Amerika'nın demokratik şeyleri, gelenekleri. Yani diyelim kovboy demokrasi. Yani ne de olsa onun bir, o kültürde bir özgürlük var vesaire. Onların ben canlanmasını bekliyorum. Zaten o buradan da gözüktü. Bu 1776 ya yaslanan Trumpçıların merkezindeki o komisyonun o raporu hazırlamaları, oraya doğru dönüşün ilk işaretleri oluyor. O bakımdan önemli. Tabii bizim şeyi de tartışmamız lazım. Bu dünyada ne olacak? Yani bir savaş olacak ve Amerika, evet, bu geri çekilişini barışçı yoldan kabul edecek mi? Yani Çin kendisini geçiyor, Amerika aşağı doğru iniyor. Sonuç itibariyle Amerika'nın dünyadaki statüsünün bozulduğu, yani bir kere bırakalım tek başına dünya hakimiyeti iddiasını, efendilik iddiasını falan. Yani çok kutuplu dünyada daha mütevazı bir konum Amerika'ya hayat sunuyor. Diyor ki sen busun diyor, burada olacaksın falan diyor. Şimdi bunu kabul edecek mi acaba? Şimdi arkada yaşanan bir tecrübe var bu. Sovyetler Birliği tecrübesi. O da bu sualle karşı karşıya geldi, soruyla. Sovyetler Birliği, yani barışçı yoldan yeni duruma razı olacak mı, parçalanmaya, ondan sonra 3. Dünya ülkelerinin arasına itilmeye. Mesela şimdi bugünkü Rusya Federasyonu'yla 1990 öncesi Sovyetler Birliği kıyasladığımız zaman, o zaman Sovyetler Birliği iki süper devletten biriydi. Yani dünyanın iki ağasından biriydi. Şimdi Rusya, İşte Çin, Rus, Türkiye falan filan, Hindistan falan, o kampın içinde askeri bakımdan çok önemli ama ekonomik bakımdan o kadar önemli olmayan bir konuma girdi. Bunu savaş çıkartmadan sineye çekti, kabul etti. Yani
hayatın dayattığı bu durumu, hatta böldüler, orada bile savaş çıkartamadı. Bölün değil mi? Hiç direniş olmadı. Evet, direniş olmadı. Yani, mesela şimdi bu, mesela biz o zaman, Simi arkadaşım hatırlayacaktır, biz o zaman bir analiz yaptık. Ya dedik, bir kocaman bir süper devlet barışçı yoldan böyle aşağılara doğru itilmeyi kabul etmez, ne yapar yapar bir kavga çıkartır falan. Ama bizim o tahminimiz tutmadı. Sovyetler Birliği boyun eğdi. Boyun eğdi. Yani ufak tefek şeyler oldu. Rusya'da 1990 yılında Duma Muma bir takım olaylar oldu falan. Ama sonuç itibariyle dünya ile savaşmadan ya da Amerika ile bir savaşa girmeden Afganistan'da falan biraz karşı karşıya geldiler falan. Ama Polonya'da, Molonya'da sineye çekti Sovyetler Birliği ve Rusya'ya dönüştü. Şimdi acaba Amerika'da sineye çekecek mi? Ama şimdi Rusya'nın niteliği ile Amerika'nın emperyalist niteliği İşte arasında... Sırf nitelik mi? Yani, Sovyet değil de İngiltere örneğini mi Amerika için kullanmak lazım? Evet. Yani böyle örneklerden değil de bence doğrudan doğruya Amerika gerçeğinden bakmak lazım. Şimdi burada Çin barışçı yoldan Amerika'yı geçme siyaseti izliyor. Diyor ki aman diyor savaş olmasın. Ben nasıl olsa birinci benden uzak yerlerde olsun. O da doğru. O da doğru. Bizim Türkiye olarak onu da dikkate almamız lazım. Çin diyor ki ama savaş olmasın. Ben nasıl olsa Amerika'yı geçiyorum. Hatta dikkat ederseniz Çin hep kendi adına mütevazı açıklamalar yapıyor. Biz diyoruz ki sen birinci ekonomi oldun. O diyor ki vallahi billahi ben birinci oldum. Ondan sonra, bakmayın diyor benim diyor kişi başına hesap ederseniz diyor ben bayağı diyor orta halli bir ülkeyim falan diyor. Yani 1,5 milyar olduğum için benim ekonomim çok büyük gözüküyor ama onu 1,5 milyar fert başına düşen geliri hesap ederseniz ben o kadar böyle iddialı bir konumda değilim. Daha böyle işte yoksulluğu bitirdim diyor. Evet. Çin'in en büyük zaferi yoksulluğu bitirdim diyor falan. Ve onun için bu barışçı yoldan geçmek ve o bakımdan Amerika'nın haraç sistemine de bir anlamda boyun eğiyor. Hatta haraç da veriyor Çin. Güvenlik satın alıyor diyordunuz. Yani, haraç karşılığında güvenlik satın alıyor. Yani nasıl? Şimdi elinde Çin'in 4 trilyon dolar rezerv var. Yani 2 trilyon dolar Amerikan doları var. 2 trilyon dolar da Amerikan tahvili var. Kağıt yani Amerikan kağıtları almış. Şimdi biz diyoruz ki ya sen bu kağıtları en sonunda çöpe mi atacaksın? Ne işine yarayacak? Sobada yakacak mısın? Dünya oraya gidiyor. Dolar saltanatı çöküyor falan filan. Ama onların mantığı da şu. Yani Amerika saldıracağına kızdırmayayım falan. Önüne bir şeyler atayım saldırmasın. Onu biraz böyle yatıştırayım falan. Savaş falan çıkmasın. Ben de o güven yine karlı çıkarım. Savaşta kaybedeceğimi biraz haraç veririm. O barışı satın alırım Amerika'dan. Barışı satın alırım. Yani bu şeye benziyor. Camımı çerçevemi gelip dükkanımı dağıtacağına kabadayıya ben bir haraç vereyim. Ona benzeyen bir olay. Böyle bir siyaset izliyordu. Ama şimdi Çin de yavaş yavaş bu siyaseti terk etmeye başladı. Yani o da öyle böyle üzerime falan gelirsen o cevabını kötü alırsın falan gibi bir tavra girdi. Tabii Amerika Biden şimdi o şey diyelim saldırgan seçenek Amerika'nın başına geldi. O ne yapabilecek, ne yapacak? Orada Semih arkadaşımızın o analizi çok çok esaslı. Şeyde fitne fesat çıkartarak. Yani o karşı güçleri bölerek. Yani karşı güçlerin toplamı onu çıkmaza sokuyor. O karşı güçleri bölerek. Hatta ben ne bileyim ya Çin ile Rusya arasında Sibirya'dan dolayı büyük bir savaş çıkacak. Bunlar da çok üretiliyor. Yani Çin ile Rusya beraber gidemezler. O Sibirya iklim de değişiyor. O Sibirya'daki buzlar muzlar eriyor. O topraklar çok verimli tarım toprakları olacak. Çin'in 1,5 milyar nüfusu 2 milyara doğru gidiyor. Bu nüfusu dışarı ihraç etmesi lazım. En güzel ihraç edeceği yerde Sibirya. Sizin dediğiniz gibi Uygur meselesinden Türkiye ile Çin'i birbirine düşürmek. Azeriler meselesinden İran'la Türkiye'yi birbirine düşürmek falan. Ve zaten son zamanda da Amerika'nın İran'a yönelik inisiyatifinin bayağı geliştiğini görüyoruz. Yani İran'a yavaş yavaş, yani bak Kürdistan burada olsun,
Sen imai et. Şimdi bakın, Türkiye imaisinde Kürdistan planı vardı Amerika'nın. İkide bir Türkiye'ye, ya al şu Kürdistan'ı sana verelim. Petrol de var orada. İn aşağı doğru, yayıl şöyle. Turgut Özal falan da buna çok heveslenmişti. Yayıl şöyle, Türkiye imaisinde Kürdistan planı. Türkiye bunu yutmadı. Türkiye bu oltayı ısırmadı. Yani biraz ısırır gibi oldu Turgut Özal'larla falan ama sonuç itibariyle ısırmadı ve o planı çökertti. Ama İran'ın önüne koyuyor şimdi Amerika. Yani İran'a diyor ki ya Kürdistan hem de diyor sizi dili de sana benziyor. Irksal olarak da ya, Kürtler İrani kavim falan deriz, hallederiz. Üstelik senin üzerinde Azerbaycan tehdidi var. Bak o kadar Azeri var. Neredeyse yarısı Türk nüfus var. Sen gel bu Kürdistan'ı himayene al ve Türkiye'de korkulacak bir rakiptir o bölgede sana falan. Buna oynuyor. İran bunu kabul eder mi? Türkiye kabul etmedi dediniz. İran bunu, İran'ın içinde de çelişmeler var. Yani nasıl Türkiye'de Atlantikçiler var, milliciler var. İran'ın içinde de reformcu daha diyelim hepsi kabul eder etmez ayrı mesele. Biz kabul etmemesi için politika üreteceğiz. Yani bence kabul eder mi diye değil de biz ne yapmalıyız? Biz İran'a şunu söyleyeceğiz. Ya Türkiye'ye de aynı şeyi söyleyeceğiz. Türkiye ve İran bölgemizde beraber olmak zorundalar. Onun için her ikisinde de diyelim Amerika'nın Azerbaycan'la İran'ı bölme projesi, Kürdistan'da da hem Türkiye'yi hem İran'ı hem Irak'ı hem Suriye'yi bölme projeleri var. Aslında biri olursa öbürü de olur, onu söyleyeyim. Bakın Kürdistan kurulursa, ki kurulamıyor, kurulamadı ama diyelim bir parçalanma süreci olduğu zaman parça bir yerde kalmaz. Yani diyelim bir ikinci İsrail devleti kurulduğu zaman bu aynı zamanda Azerbaycan, İran topraklarında da bir Azerbaycan veya Azerbaycan'ın Amerika tarafından genişletilmesi falan buraya doğru da gider. Bu ikisi beraber olur. Onun için bu iki ülkenin birbirine bunu anlatması lazım. Mesela biz İran'a o gittiğimiz zaman beraber gittik değil mi? Yok. Yok evet. Sen yoktun onda. Evet. Ondan Soner Polat komutanımız da o zaman gittik. Ondan sonra işte İran'a onu anlattık. Gitmeden önce Kayhan gazetelerinde falan manşetler oldu. Dedik ya bak, İkinci İsrail Devleti. Senin burnunun dibine geliyor İsrail. Burada Kürdistan kurulmuyor, İkinci İsrail kuruluyor. Sen İsrail'i bu kadar tehlike olarak görüyorsun. İsrail hiç olmazsa şimdi 1500 kilometre uzakta sana. Şimdi ne oluyor? Gelip senin burnunun dibine giriyor. İkinci İsrail ile Kürdistan. Bu tabii İran'da anti-emperyalist falan unsurları çok etkiledi ve o devam ediyor. Ama bir de ya Amerika'nın İran'a sunduğu bazı şeyler var. Gel nükleer bilmem ne falan, oralarda biraz sana göz yumayım. Ondan sonra ambargoyu esnetmek. Daha çok o. Ambargo ciddi bir şey. Yani İran'ın sırtında. Önemli büyük. İşte bunları yapayım. Ondan sonra sen de burada Türkiye ile Mülkiye ile beraber olma. Ondan sonra, yani biraz Şah dönemine dön. Değil mi? Aslında Şah dönemine dönüşü ünlü koyuyor İran'ın. Amerika Birleşik Devletleri. Yani benim bölgedeki en güvendiğim güç ol falan gibi. Bu yöntemleri izliyor. Yani fitne fesat diyelim. Çin'le Rusya'nın arasını açmak. Türkiye'nin Rusya'nın arasında işte Kırım'da. Şurubu falan oralardan işlemeye çalışıyor. Tabii bu Biden'ın beklentisi ama aynı zamanda bölge açısından da bizim önümüzdeki tehlike. Hangisi? Biden'ın çıkış yolunu fitne fesatla çözmesi. Tabii ama fitne fesat için de zaman zaman güç kullanmalar da vardır. Tabii. Bakın futbol örneği senin arkadaşımızın çok önemliydi. Sen müdafaya hata yaptırman için bir kere bastıracaksın. Çünkü o bastırma sırasında hata yapar. Mesela Suriye'de hala PKK, PYD'ye sevkiyatına devam ediyor. Tabii. O bastırma parçası. İşte. Yani onlar devam ediyor. Evet. İsrail Doğan üzerinden Deniz, Suriye'yi şey yapıyor, evet. Tehdit ediyor. Ondan sonra Türkiye'nin etrafını Dede Ağaç'tan Kıbrıs'a kadar şey. Yani belki küresel bir savaş Amerika planlamıyor olabilir ama bölgesel bazı savaşlardan evet. Falan işine geldiği zaman kaçınmayacaktır. Evet. Hatta bence
Türkiye faslına gelecek olursak önümüzde böyle 3-5 yıllık Türkiye için bir kritik dönem var. X zaman diye onu adlandırdı geçen programlarda. Çünkü Türkiye NATO'dan, NATO sisteminden ayrılıyor. Savunmasını falan NATO kontrolü dışında milli bir savunma sistemi inşa etmeye başladı. Kritik dönem bu. Amerika'nın da şu hesabı yaptığı kesindir. Ya bu Türkiye benim kontrolümden çıkıyor. İşte Rusya ile Çin'le şunla bunla yeni bir milli savunma sistemi kuruyor. Bunu kurduktan sonra artık her şey çok geç olur. Ondan sonra tepesine bineceksem Türkiye'nin şimdi bineyim. Onun için Doğu Akdeniz Türkiye için şimdi çok ciddi bir tehdit odağı oldu. Ve zaten o kadar askerde boşuna yığılmaz herhalde yani. Evet. O boşuna yığılmaz. Ha, caydırıcı güç. Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi ile bunları konuştuk. Sayın Ethem Sancak'la da beraberdi ondan sonra. Büyükelçi dedi ki acaba dedi Yunanistan dedi Amerika caydırıcı bir güç mü oluşuyor yani? Dedik caydırıcı bir güç. Türkiye bir şey saldırgan bir tavır içinde değil ki. Ama onlar da dünyaya bu Türkiye Doğu Akdeniz'de yayılmaya yöneldi. O var ya. Türkiye, Çin, Rusya dünyada yayılmacı imparatorluklar. Bakın Semih Koray'ı ispatlayan şey bu. Fitne Fesat'ın tezi bugün Batı sistemi ne diyor? Türkiye, Rusya ve Çin bunlar şu anda dünyadaki üç tane yayılan, gelişen imparatorluk. En büyük fesat bu. Bunu söylediğin zaman bütün bu ülkelerin komşularında ve kendi aralarında tedirginlik oluyor. Tabii. Güven de ortaya çıkıyor. Tabii şimdi oraya Doğu Akdeniz'e dönelim. O bizim için bu 3-5 yıl çok önemli çünkü Amerika ya bu Türkiye kontrolden gidiyor. Asya'ya yerleşiyor. Bütün dünya dengeleri değişiyor. İçindeki NATO'yu ve Gladio'yu da temizledi. Benim onun içinde de bir gücüm kalmadı. Şimdi eskiden Amerika'nın kullandığı güç neydi? 12 Mart'ta, 12 Eylül'de, 15-16 Temmuz'da bizim içimizdeki Gladio'ydu. Dıştan bir güce ihtiyacı yoktu. İçeriden Türkiye'nin tepesinde iktidarları değiştiriyordu. Ve kendi işte cuntalarını getirdi. Türkiye'nin başına oturtuyordu. Sonuncu da bunu beceremedi. 15-16 Temmuz 2016 bir dönüm noktası oldu. Şimdi Amerika'nın elinde ne kaldı? Dıştan bastırma. Bunu ekonomik ablukalar, ambargolar, silahlı tacizler ve provokasyonlar, efendim cinayetler, şunlar bunlar ki onların da şu bakımdan faydası var. Tayyip Erdoğan Türkiye'de can güvenliğini sağlayamıyor. İşte cinayetler oluyor veyahut da dışarıda büyükelçilerinin diplomatik misyonlarının güvenliğini sağlayamıyor falan. Asalanın görüyoruz sosyal medyada falan tekrar ateşe sürüleceği bilgileri var. Asalayla bir takım o şey DAKPC, TİKO, MİKO gibi uyuşturucu üzerinden cihanın kontrolüne geçmiş örgütlerle Asalayı birleştirip bir takım cinayetlere falan suikastlara gideceklerine dair ciddi güvenli bilgiler var. Bu da Amerikan planının bir parçası. Yani onun için Türkiye'den 3-5 yıllık önemli şey var. Yani ille hatta şunu söyleyebiliriz. Hatta tartışalım bunu isterseniz. Amerika'nın doğrudan dürüye Çin'e ve doğrudan dürüye Rusya'ya yönelik, Rusya'dan çok Çin'e doğrudan doğruya bir takım silahlı işlere girişmesi çok rizik olur. Yani Amerika onu göze alamaz. Çünkü dişli bir Çin var karşısında. Rusya'ya biraz işte Ukrayna'dan, Belorusya'dan, oralardan falan sıkıştırıyor. Belki Rusya'nın içine o bizdeki olduğu gibi o Soros adamlarını falan sokuyor. Bir takım iç hareketler falan düzenliyor. Ama Türkiye Çin'i ve Rusya'yı kuşatmak bakımından çok önemli. Yani Çin ve Rusya'yı hedef al. Bizim bunu Çin'e ve Rusya'yı anlatmamız lazım. Yani bizim Dışişleri Bakanlığımızın Çin'e ve Rusya'ya şunu anlatması lazım. Ya arkadaş size yönelik operasyonlarına Türkiye'den başlıyor. İşte bu Uygur meselesiydi. Ondan sonra Doğu Akdeniz'deki tehditlerde falan filan. Ve Türkiye öyle bir şey ki Türkiye yalnız Türkiye değildir. Öyle bir şey olmayacak ama
faraza varsayalım ki yani Türkiye tekrar Amerikan kontrolüne geçse bu Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan falan bütün Tacikistan, Pakistan'a kadar uzantıları olan şeyle sonuçlar doğurur. O bakımdan Türkiye'nin Amerika'nın kontrolüne gitmesi Çin için birinci tehlikedir, Rusya için de birinci tehlikedir. Türkiye'nin bunu anlatması lazım. Ve bunu anlattıktan sonra da şunu, gelin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın. Doğu Akdeniz'de Amerika tehdidine karşı şeyi oluşturalım, caydırıcı bir güç oluşturalım. Mesela diyelim Doğu Akdeniz'de birlikte askeri tatbikat yapalım. Çin, Rusya, Türkiye, hatta İran olarak ondan sonra. Ve şimdi mesela Mısır, tabii çok önemli Mısır'la bu ilişkilerin birden gelişmesi ama yetmez. Bizim Doğu Akdeniz'de silahlı güç yığınağı yapmamız lazım. Yani kendi öz gücümüzün dışında. Şimdi Mısır, tabii Mısır büyük devlet ve iyi bir donanması var, onu da söyleyeyim. Yani çok güçlü bir donanma kurmuş son zamanlarda. Ama Mısır bizimle birlikte savaşmaz. Veyahut da Mısır düşman Amerika falan, Mısır da Türkiye'nin yanında diye bir hesap yapmaz. Çünkü Mısır'ın silahlı bir şeye girmeyeceğini bilir Türkiye'li bir. Ama Rusya başka. Onun için bizim Doğu Akdeniz'de en önemli müttefikimiz ve Amerika, Yunanistan, İsrail beraberliğini ve Fransa beraberliğini caydırmada en önemli görmemiz gereken ülke Rusya'dır. Bunu Dışişleri Bakanlığımızın ve Türkiye'nin dış politikasının çok iyi kavraması lazım. Ben buyurun. Ben biraz daha Amerika'ya döneyim tekrar. Siz şeyi yarım bıraktınız. Bu dünya savaşı ihtimalini. Barışçı bir geçiş mi yoksa dünya savaşı kavga ihtimali mi? De bu bölgesel şeyler, girişimler bazen öyle bir okyaydan çıkar ve ucu kaçar ki adam başlarken Amerika der ki mesela ya şuradan Yunanistan'a der ki sen git der korkma Türk gemilerine iki tane torpil salla şu Tayyip Erdoğan'ı indirelim aşağı burnunu sürtelim Türkiye'nin der. Yunanistan bunu hemen yapar yani hiç hemen yapar çünkü Yunanistan çok bağımlı bir ülke yani bir nevi piyon ülke yani. Yunanistan Komünist Partisi'nin Aleko diye bir ilişkiler başkanı vardı. Hiç unutmuyorum. Bir öğretmendi. İyi de Almanca konuşuyordu falan. Ya dedi Perinçek arkadaş dedi. Siz dedi Yunanistan'ı dedi anlayamazsınız dedi. Türkiye bir devlet dedi. Ve gelenekleri var, tarihi. Biz öyle değiliz dedi. Biz dedi bir piyon devletizdir dedi. Sizin dedi Ankara diye bir şey vardır. Ne kadar Amerika falan müttefiki olsanız Ankara'nın bir bağımsızlığı vardır. Bizim Atina'nın öyle bir bağımsızlığı yoktur. Hakikaten öyle. Onun için Yunanistan'a onu yaptırırlar. Ha şimdi onu yaptırdığı zaman Türkiye ona ne cevap verecek? Türkiye savaşı yalnız Doğu Akdeniz'de kabul etmez. Çünkü orada diyelim altıncı filosu var, Fransız menes var, şu var, bu var falan filan. Türkiye kara savaşı ve hava savaşı zaten deniz savaşı, hava savaşı ile birlikte olur ama Türkiye IŞİD'i karaya da taşırır. Karaya taşırdığı zaman diyor Karadeniz, hava, Yunanistan falan Amerika oraya arkasından girdiği zaman o nereye kadar gider o süreç? O dünya çapında küresel savaşa kadar gidebilen bir provokasyon olur. Başında belki öyle planlanmaz ama nereye gideceği belli olmaz. Ha, buradan şuraya geleceğim. Caydırıcı bir güç kurmamız lazım. Bakın korkmayalım. Ya buradan şu sonuç çıkar. Ya biz mukabele karşı koyarsak bu tabi memle topyekun savaşa gider falan bu düşünceyi bırakalım şunu. Biz savaşı önleyelim. Türkiye savaşı önlesin. Türkiye savaşı nasıl önler? Amerika karşısında görür ki Türkiye'nin yanında Rusya da var. Ve Türkiye Doğu Akdeniz'de işte Libya ile anlaştı. Mısır'la şimdi anlaşıyor. Suriye'yi de anlaşıyor. Suriye'deki PKK'yı Suriye ile birleşti, temizledi. Bunlar Türkiye'nin önündeki hazır fırsatlar. Yani ben Tayyip Erdoğan yönetimini
Bu bakımdan çok sert bir şekilde eleştirmek gerekir diyorum. Çünkü sonunda dizimizi dövmenin bir faydası yok. Bugün mesela şu hazır fırsat, Suriye ile birleşeceğiz ve PKK'yı temizleyeceğiz. İç cepheyi güçlendirmek için. Çünkü savaş gündeme geldiği zaman yalnız dış cephede olmayacak. İçeride de karışıklıklar, ekonomik problemlerden dolayan huzursuzluklar, ateşlemeler, Biden tayfasının harekete geçmesi, PKK'nın zaten Biden tayfası içinde olan bir silahlı güç falan. Bunları hesap etmek lazım. Bu hesaba baktık, bizim savaşı önlemek için yapacağımız şey şu. Bir, Doğu Akdeniz'de caydırıcı bir güç. Yalnız öz güç değil. Rusya burada tayin edici. Rusya dışında bir ağırlık yok Doğu Akdeniz'de caydırıcı bir güç. Türkiye'nin yanında yer alacak. Bir kere bunu görelim. Ha mesela dikkat ederseniz CHP falan hep Mısır, Suriye falan diyor. Evet Mısır, Suriye ama onunla sorunu çözemeyiz. Silahlı güç. İşte Gürcistan'ı küstürmeyelim. Ya Gürcistan'ın kaç tane denizaltısı var Doğu Akdeniz'de? Kaç tane gemisi var, torpidosu var falan. Değil mi? Ama Rusya başka bir ülke. Onun için Rusya burada yeri doldurulmayacak bir müttefiktir. Onu bir kere Türkiye'nin saptaması lazım. İkincisi çok süratli bir şekilde zaten PKK'ya karşı zafer kazanıyoruz. Suriye ile anlaşıp PKK'yı orada bitirelim. Ya şu politikayı bırakalım artık. Efendim 40 kilometre derinliğinde bir güvenli bölge yapacağız. Onun bir faydası yok ki PKK'yı 40 kilometre aşağı atıyorsun. Gene var orada PKK. Yani bu sefer bir de 40 kilometre derinliğinde 700 kilometre boyunda bir araziyi daha savunma durumuna düşüyoruz. Yani genişlerken işleri de zorlaşıyor. Üstelik komşularınla problemli hale geliyorsun. Yani Suriye'de diyor ki ya burası benim vatanım. Veya da Irak'ta diyecek ya sen ne yapıyorsun burası? Benim vatanım. Şimdi onları ikna ediyoruz falan ama sonuç itibariyle en sonunda o ülkelerde ülkeler ve bizim komşularımız oralarda Türk askeri sonsuza kadar oturacak falan diye bir şey yok. Onun için çok ciddi bir adım, hızla onu halledelim. Üçüncü önemli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıtalım. Yani tanıtma derken reklam, propaganda anlamında söylüyorum. Devletler arası hukuk açısından işte biz onu yapıyoruz. 4-5 gün önce arkadaşlarımız Abbazya'dan gelen meclis heyetiyle İstanbul'da görüştüler. Zaten oraya gittiğimiz zaman beraber imzaladık Kuzey Kıbrıs'ın tanınması, Abazya'nın tanınması. Arkasında Rusya tanıyor onu sonuç itibariyle. Şimdi Abazya'yı Rusya'ya tanıtalım, Azerbaycan'a tanıtalım derken İran'a tanıtalım, Çin'e tanıtalım ve onları ikna edelim. Diyelim ki bakın burada Kuzey Kıbrıs size lazım. Doğu Akdeniz Amerika hakim olursa sen Hürmüz Boğazı'ndan petrolünü nasıl alacaksın ey Çin Halk Cumhuriyeti? Yani Kuzey Kıbrıs öyle bir batmayan ada ki oradan kalkan uçaklar Hürmüz Boğazı'nı kontrol eder. Yani Basra Körfezi'nden de zaten Amerika oralarda var ama bir de Doğu Akdeniz üzerinden de oraları kontrol eder. Onun için Kuzey Kıbrıs aynı zamanda Çin'in de bir ileri mevzisi ve aynı şekilde Rusya'nın da ileri mevzisi. Çünkü Rusya zaten Suriye'de var. Evet. Dördüncü adım. Bir mevzi. Yani sonuç itibariyle bizim bu 3-4 yıllık kritik dönemde çok atak, çok çevik olmamız lazım Türkiye olarak ve hızla bu uygulamaları hayata geçirmemiz lazım. Çok önemli. Peki, bir kısa bir reklamımız var efendim. Tamam. Reklamdan sonra devam edelim. Değerli izleyenler, şimdi bir reklam arasına gideceğiz. Reklamlardan sonra programımıza devam edeceğiz efendim. Bizden ayrılmayın. Çıkış yolu programımıza devam ediyoruz. Üç değerli konuğumuz var. Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Profesör Doktor Semih Koray ve Teori Dergisi Yazı İşleri Müdürü Sayın Cemil Gözel konuğumuz. Teori Dergisi'nin Mart sayısını konuşuyoruz. ABD nereye gidiyor başlığıyla çıktı. Bu arada Teori Dergisi'ni bütün kitapçılardan, Teori Dergisi'nin internet sitesinden de edinebilirsiniz. Hala edinmemiş olanlar elektronik varsa. Elektronik olarak da abone oluyor değil mi? Tabii elektronik olarak abone de olabiliyorlar. Satın da alabilirler Teori'nin mağazasında. Evet. Elektronik mağazada. Elektronik mağazada. Bu duyuruyu da sizlere yapmış olalım efendim.
Buyurun. Hocam Amerika'ya dönelim biraz isterseniz. Şimdi bu Amerika zaten. Evet, Amerika'nın içine dönelim. biz bu dosyayı hazırlarken Redneck hareketi yükseliyor, yükseldiği dönemlerde. Yani hem Çalıştaylarla tartıştık ve onun neticesinde bu dosya ortaya çıktı. Tabii Redneck birkaç açıdan tartışıldı. Bunlardan biri demokrasi gelenekleri. Tabii Trump'ın kalmasına dönük bir talep orada olduğu açık ama ben şunu esas sormak istiyorum. Hem Amerika'da bugün mevcutta var olan ve yarın gelişmesi muhtemel olan halk hareketlerinin niteliğini de tartışmış oluruz böylece. Evet. Demokratik talepler ne? Yani Amerika'da gelişecek bir halk hareketinin demokratik talepleri ne olabilir? İkincisi, çağımızda anti-emperyalist olmayan bir demokrasi mücadelesi mümkün müdür? Evet. Amerika bağlamında soruyorum tabii. Aslında şöyle, siz halka dayanmak istiyorsanız, halkı seferber etmek istiyorsanız Amerika'da, yani bunun doğal olarak sizi vardıracağı yer hakikaten Amerika'nın kuruluş değerlerine geri dönmek, bunları yeniden canlandırmak, bunları hareket ettirici gücün bir parçası olarak kullanmak. Şimdi Amerika'da Trump'ın başını çektiği hareketle halk hareketi arasındaki ilişkiyi incelerken ben şu noktanın önemli olduğu kanısındayım. Önce Amerika çizgisi, yani Amerika'nın kendi içine dönme çizgisi, bu sadece Trump'ta ya da halk içinde değil, Amerika'nın devlet aygıtı içinde de güçlü olarak var olan bir çizgi. Yani Amerika'nın derin devletine hakim olan, şu anda egemen olan çizgi değilse de devlet aygıtı içinde. Zaten parçalanmışlığın derinliği oradan kaynaklanıyor. Devlet içinde de, yani ben şöyle söyleyeyim, iç savaştan bu yana, Amerikan iç savaşından bu yana Amerika devleti en derin parçalanmışlığını yaşıyor. Ordu içinde de değil mi? Ordu içinde de var. Yani onun için devlet aygıtının bütün kimi birine daha hakim, kimi öbürüne daha hakim vesaire. Şimdi parçalanmışlık devlet aygıtı içinde de olduğu olması açısından, şimdi bu, yani bundan bağımsız bir, yani bu şunu getiriyor aynı zamanda, devlet içinde bir yansıması varsa bir hareketin, o daha geniş kitleleri, onların çıkarlarını da hesaba katıp, onları memnun edecek talepleri öne sürerek daha geniş kitleleri seferber etmeyi, harekete geçirmeyi mümkün kılıyor. Yani onun için uzun erimde bağımsız bir halk hareketi kuşkusuz Amerika'da da oluşur. Ama ben bir de şöyle bakalım, yani dünya açısından baktığımız zaman, yani önce Amerika çizgisi ve bunun geniş kitleleri harekete geçirmesi Türkiye'nin de lehine, dünyanın da son derece lehine olan bir şey. Onun için yani şu soru bizim açımızdan çok önemli bir soru değil diye düşünüyorum. Yani bu halk hareketi bağımsız, emperyalist sistemin dışına çıkma potansiyeli taşıyor mu, taşımıyor mu? Şu anda emperyalizmi, emperyalist sistemin yapabileceklerini sınırlama işlevi çok daha önde geliyor. Ve bu sınırlama işlevini de bu hareket bence devam edecek. Çünkü maddi temeli var. Yani maddi temeli sadece halk içine yansımaları ve onların üstüne binen yük değil, hakim sınıflar içinde de bunun bir maddi temeli var bu parçalanmanın. Onun için ben bunun önümüzdeki en azından kısa erim açısından bakıldığında ikisi arasında ayrım yapmanın, biri olursa daha iyi, öbürü olursa bu kirlenmiş, lekelenmiş olur filan diye düşünmenin çok da önemli olmadığını. Hatta şöyle söyleyeyim, bunun
devlet aygıtı içinde bir olması, parçasının olmasını, o hareketin gücünü, o hareketin harekete geçireceği insanların, kitlelerin gücünü de arttıracağı için bir avantaj olarak da düşünülmesini. Bizim de Doğu Akdeniz'deki durumumuz o zaman daha kuvvetli, daha kuvvetli olacak. Yani o açıdan bakıldığında. Yani bu yani bu tabii emperyalizmi sınırlaması bu işin. Bu onları dünyanın geri kalanıyla da bitiştiren, birleştiren, en azından aynı safa doğru yönelten bir etki yapıyor. Ben bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada daha da önemlisi, bakın Amerika bu Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra toplum içinden, Amerika içinden gelecek itirazları en aza indirgemek, ezen millet olarak onları tutmak açısından mesela şöyle bir manzara, bir vitrin yaptılar. İşte Madeleine Albright, Dışişleri Bakanı kadın. Colin Powell, siyahi, önce Genelkurmay Başkanı, sonra Dışişleri Bakanı. Condoleezza Rice, hem kadın hem siyahi. Obama, başkan, siyahi. Hillary Clinton, başkan adayı. Yani bu tesadüfi bir çizgi değil. Bu aslında demokratların böyle bir vitrin yaparak hem dünyayı hem de Amerika içini, çünkü onlar da bu aslında merkez kaç kuvvetlerinin çok iyi farkındalar. Artık Sovyetler Birliği'nin tehditleri vesaire birleştirici bir unsur olmaktan çıkınca, ama bu hareket aslında dediğim gibi nüfus etkeni önemli. Yani nüfus büyüdüğü zaman o işin baskısı da artıyor. Amerika'da da hem işte bu daha ezilen, daha alt kesimlere doğru itilen hem siyahi Amerikalılar hem de İspanyol kökenli Amerikalılar, bunların oranı da, nüfus içindeki oranı da artıyor. Onun için bu ikisinin birleşmesi son derece, birleşme yönünde de gider. Bu iş o ikisinin birleşmesi yönünde de ilerleyecek. O açıdan bunun önemli olduğunu, dikkate alınması, önemli bakılması gereken bir etken olduğunu. Yani bu işte şeyler geldi, garip kıyafetli adamlar geldi, bilmem ne yaptılar. Trump da zaten garip tuhaf bir adam. Tuhaf bir adam. Yani şey, bu öyle bir şey değil. Bakın o aslında, yani Trump ona tabii onu mümkün kılacak hareketlerde vesairelerde bulunuyor, ama bu aynı zamanda Amerikan Derin Devleti'nin dünyaya vermek istediği resim de, ondan faydalanarak bu ciddi bir mesele. O açıdan onu şey almak lazım, dikkate almak lazım. Ordu içindeki çelişmelerin keskinleşmesi de çok çarpıcı. Evet. Yani ben Semih arkadaşı ek olarak söylüyorum, yani onun anlattıklarını açmak bakımından. Mesela ordu resmen tarihimizde ilk defa diyor, yabancı silahlı güçlerden değil, kendi içimizdeki silahlı güçlerden korkmaya başladık diyor. Yani ve burada da bizzat Amerikan silahlı kuvvetleri, yani komutanlar, subaylar, Amerikan ordusundan bahsediyor. Yoksa eline böyle tüfek müfek alan adamlar değil. Zaten hatırlayacaksınız, seçimlere doğru giden ortamda Trump dedi ki, bu Biden dedi, dikkat edin dedi, bu dedi savaş ağları dedi, savaştan ceplerini dolduran adamları dedi, kafa kola aldı dedi. Ondan sonra Biden da cevaben şunu söyledi. O da dedi Pentagon'un içine girdi dedi. Orada dedi kuvvet ayarlıyor falan. Yani ikisi de birbirini silahlı güç toparlamak ve örgütlemekle suçladı. Yani demek ki Pentagon'da, Amerikan ordusu içerisinde de bir bölünme başladı. Evet. Zaten Trump da gitmeden önce son 1-2 ayda birdenbire üst kademede önemli tasfiyeler ve tayinler falan yaptı. Yani bu
Amerika'nın bir karşılıklı olarak bu kuvvetin, yani devlet, Amerikan bir devleti içindeki bölünmenin birbirinden silahlı teşebbüsler yapacaklar diye korku ve tedirginlik içinde olduğunu gösteriyor. Tarihe dönersek de Amerikan İç Savaşı, işte kuzeydeki federasyoncularla güneydeki konfederasyon, yani Amerikan eyaletleri arasında bir savaştı. Yani sınıfsal falan filan, kölecilikle falan ilgili bağları vardı ama bir yandan da ikisi de örgütlü devlet kuvvetleriydi. Yani başka iç savaşlardaki gibi böyle Sovyetler Birliği'ndeki, ya da Sovyetler Birliği'nin kuruluşuna yol açan, Çarlığı yıkan iç savaştan farklı devlet grupları, kuzey devletleri, federasyon diyordu. Güney devletleri, yani daha gevşek bir beraberlikler savunuyorlardı. Birbirlerine girdiler. Her ikisinin de ordusu vardı. Ve ordular çarpıştı ve çok vahşice. Çok vahşice yani. Mesela hiçbir zaman bizim Doğu Asya halkları kendi işlerinde bu kadar hunhar ve bu kadar gaddar olmaz yani. O da çok ilginç. Yani Amerikan İç Savaşı'nın, Amerikan İç Savaşı'nda Amerika'nın nüfusu 23 milyon falan. Ölenler 800 bin. 1 milyona yakın yani. 23 milyonun 1 milyonu ölüyor. Bir de bunun erkek nüfusu olduğunu düşünün. Ve daha çok genç nüfusu olduğunu düşünelim. Yani bu çok vahşi ve kanlı bir savaş. 4 yılda sürüyor. Az buz da değil yani. Şimdi böyle bir tarih de var. Çok da uzun diye 1865 o savaşın. O bakımdan Amerikan hakim sınıfları içerisinde iş silahla çözme noktalarına kadar da gidebilecek boyutlarda. Ve devletlerde de şey başladı. Merkez kaç kuvveti. Evet. Yani işte Texas, Meksas falan gibi daha zengin, daha çok para şey üretim yapanlar, ya biz niye bu Amerika'yı sırtımızda taşıyalım, ayrılalım falan gibi cereyanlar başladı. O da çok dikkat çekici. Dolayısıyla yani Amerika dışarıya bastırıp dışarıda çelişmeler, fesatlar, fitneler yaratma heves ederken kendi içinde çok şey zor durumlara düşecek gibi gözüküyor. Onu da bunu görmemiz lazım çünkü biz Amerika'ya karşı onun tehditleriyle yüz yüze olan en öndeki ülkeyiz şu anda. Yani ne Çin, ne Rusya, ne İran, onu görmemiz lazım. Herkes işte İran, İran diyor. Ama İran'ı düşürmek için bile ilk vuracağı ülke Türkiye olarak gözüküyor. Ve Türkiye'ye karşı çok geniş bir ittifak oluşturdu. İran'a karşı değil. Onu görmemiz lazım. O bakımdan bu Amerika'nın iç çelişmeleri vesaire bizi çok ilgilendiriyor. Peki Türkiye'deki iktidar, bu sözünü ettiğiniz ilgilendirdiği boyutun ne kadar farkında? Evet, önemli bir soru. Bizim kadar farkında değil. Bakın, şu teori dergisinin şu sayısı, şimdi Türkiye'yi okuyoruz değil mi? Evet. Türkiye'de nerede var bu olgunlukta Amerika'nın gidişatını tartışan, hatta bunun kıyısına yaklaşan tartışmalar. Mesela AK Parti içinde şu olgunlukta, şu düzeyde bir tartışma var mı? CHP'de de yok, AK Parti'de de yok, başka partilerde de yok. Veya bağımsız, bilmem kuruluşlar var, SETA'ydı, şuydu, buydu. Bir sürü strateji kuruluşu var. Bakıyoruz onların yazdığını, çizdiğine. Yani son derece çiğ, pişmemiş, ilkel fikirler. Dünyada da yok. Amerikan solu falan evet, mesela bunları. Dünyada da yok. Yani. Çok yanlış. Hatta yani. Ben size başka şey söyleyeyim. Yani ben Çin Komünist Partisi ile Semih arkadaşımızla sık sık görüşüyoruz, konuşuyoruz falan filan. Bizim Vatan Partisi'nin teorik düzeyi hakikaten dünya ölçeğindedir. Onu söyleyeyim. Rusları da görüyoruz. Bize bunu Ruslar da söyledi 90'lardan itibaren. Ya bizim Sovyetler Rus Birliği'nin dağılması süreci ve niçin kapitalizme döndü? Biz bunu bana şeyde Ligaçev'de söyledi. Ondan sonra onların o zaman Gruçkov vardı, KGB'nin başındaki adam. O da söyledi. Efendim diğer politbüro üyeleri vesaire onlar da söyledi. Siz bizden daha iyi analiz ediyorsunuz dedi. Mesela Gunkov geldi, gitti broşür çıkarttı, kitap çıkarttı ve Rus gazetelerinde Moskova yayınlar yaptı falan. Yani biz hakikaten
birikimli bir partiyiz teorik açısından, Vatan Partisi. Şu teori dergisi de hakikaten dünya ölçeğinde bir düzeyi yansıtıyor Amerika'yı analiz ederken. Ha, şimdi onun bugünkü hükümetin çevresinde böyle bir şey birikim yok, entelektüel birikim yok. Bence bu hükümetin en önemli zaaflarından biri. Ve böyle bir entelektüel birikim oluşması için gerekli zemin de yok. Bakın mesela şimdi Türkiye'yi AK Parti, MHP ile birlikte mi yönetiyor? Hayır, birlikte yönetmiyor. Yani bir masanın etrafına toplanıp bir şeyler konuşmuyorlar. Yani MHP burada çok tabi durumda. Çok tabi durumda olduğu için eriyor. Ve AK Parti de bu yüzden oy kaybediyor. Yani mesela bir koalisyon kursalar AK Parti ile MHP, hükümete girse diyelim MHP'nin Cumhurbaşkanı yardımcısı olsa Sayın Devlet Bahçeli, hem MHP daha çok oy toplayacak, hem AK Parti toparlayacak, hem de bu konularda fikirler daha iyi geliştirecek. Yoksa böyle çok dar ve daha çok da Tayyip Erdoğan'a bakan bir çevrede gelişmiş fikirler olmuyor. Bu hükümetin çok önemli bir sorun. Onun için ne kadar farkında dediğiniz zaman, yani özgür entelektüel bir ortam olması lazım. Mesela şuradaki gibi insanların rahatça konuştuğu, fikirlerini söylediği ve yani bir de Türkiye'yi merkezli düşünme, o entelektüel gelişmeyi sağlıyor. O da çok önemli. İdeolojik hat lazım bir de tabii. İdeolojik bir hat da. Ya mesela şimdi köşe yazarları var. Köşe yazarı teorideki gibi fikir geliştiremez. Köşe yazarı olur. Yani o fotoğraf çekebiliyor. Ama savaşan adam fotoğraf çekmez. Savaşan adam hem kendisini hem düşmanı çok iyi tanımak ve süreci iyi anlamak zorunda. Onun için işte Mustafa Kemal'ler, yok Lenin'ler, yok Mao'lar. Savaşların içinde teorik gelişmeler oluyor. Bugün düzgün bir mevzilenme hükümeti yok. Hep böyle şeyler, bulanıklıklar, ondan sonra tereddütler vesaire. Onun için entelektüel ortamda zayıf. Kendi dostlarıyla, müttefikleriyle kurduğu ilişkide entelektüel bir alışveriş değil. Bu da çok önemli. Yani bir genel bazı siyasetler, işte diyelim edebiyi kapatalım falan, bu düzeyde ilişkiler. Ama Amerika nereye gidiyor? Savaş tehlikesi, Doğu Akdeniz, bilmem ne, Rusya falan, bunlar yok. Tabii şey açısından da çok önemli. Yani bugün ikisini birden hesaba katmak lazım. Yani Biden daha saldırgan bir tutum alacak diye bunun bilhassa reklamını da yaptı Amerika. Bir Biden etkisi, yani hiçbir şey yapmadan daha saldırgan tutum alacak, aman biz o zaman daha böyle uzlaşmaya, onun saldırganlığını üstümüze çekmeyecek biçimde bu etkiyi yaratmak açısından. Şimdi biz ne kadar uysal davranırsak, ne kadar yatıştırmaya çalışırsak saldırganlığı için o kadar ciddi zemin hazırlamış oluruz. Yani birincisi bunun net biçimde ortaya, ne kadar dik durulursa o kadar saldırganlığı etkisiz olur ve o onu sınırlar. İkincisi, ama aynı zamanda bunu ciddiye almak lazım. Özellikle bu uluslararası düzlemde ve ülke içlerinde fitne fesat dayatarak ara bozma, çatlak yaratma. Hani bugün dünyanın böyle çatlaklara da hiç tahammülü yok. Onlar Amerika'nın yeniden eski haline gelmesine izin vermese, öyle bir şey mümkün olmasa da zarar verir. Yani bize de zarar verir, dünyaya da zarar verir. Aslında Amerika'ya da zarar verir. Yani Amerika saldırıdan ne kadar caydırılır, ne kadar daha az maceraya girişirse o da Amerikan halkının o kadar lehine olur. Yani o bakımdan bu ikisinin bir arada olması lazım. O da tabii bu öngörüyü hakikaten gerektiriyor. Hani sizin altını çizdiğiniz husus, hani böyle
siyaseten son derece önemli bir etken olarak alınacak siyasi tutumlar açısından son derece önemli bir etken olarak çıkıyor ortaya. Şimdi bakın, entelektüel fikir geliştirme, olgunluk, strateji geliştirme, program geliştirme falan. Niye bütün öneriler, çözümler Vatan Partisi'nden çıkıyor? Mesela Vatan Partisi kalkıyor, diyor ki Karadeniz, Akdeniz, Dostluk ve Barış Planı. Bir tane cephe var diyor. Ta Kırım ve şeyden, Kafkaslardan, Ege, Akdeniz, Suriye ve Irak'ın kuzeyi, Libya dahil, Hürmüz Boğazı'na kadar uzanan tek bir cephe var. Ve bu cephe, bu tek cephede Amerika ve İsrail eksenli tehditlere karşı beraberlikler oluşturmamız lazım. Ve parça parça değil, cephenin tamamından. Şimdi niye bu Vatan Partisi'nden çıkıyor da hükümet böyle bir siyaset oluşturamıyor? Bu da entelektüel birikim ve ortamlarla, bilimsel yetenekle ve birikimle, mirasla ilgili bir şey. Mesela bakın, ben kendi başımdan geçen bir olayı anlatayım. AK Parti'nin dış politika üreticilerinden bizzatla görüştüm. Bizim Abazya'ya giderken ona da teklif ettim. Yani milletvekili ama şey... AK Parti'nin dış politika oluşturucusularından, Kafkaslar'daki dış politika oluşturucusu. İşte dedim, bakın burada yapılacak şey Doğu Akdeniz'de tahkimat için Rusya'nın desteğini kazanmaktır. Ve Kuzey Kıbrıs'ı tanıtma olayı da Abazya'dan, Rusya'dan başlar. Bizim bir planımız var. Abazya ve Kuzey Kıbrıs'ın karşılıklı tanınması sağlanacak. Karabağ'daki Ermeni işgali kaldırılacak, Kırım'ın Rus toprağı olduğu kabul edilecek, dört ayaklı bir plan. İlk tepkisi şu oldu: Gürcistan'ı gücendiririz. Dedim ki ya Gürcistan'ın, sayın dostum, Gürcistan'ın Doğu Akdeniz'de kaç tane uçak gemisi var, kaç tane denizaltısı var, kaç tane destroyeri var, kaç tane fırkateyni var? Yani Gürcistan'ı gücendiririz, böyle bir dış politika merkezi olabilir mi? Yani Doğu Akdeniz'de mesela bu tür tartışmalarda, mesela bunları göremeyen bir entelektüel düzey. Diyelim bu tür tartışmalar, Doğu Akdeniz'i alalım. Ya buraya Amerika'ya karşı böyle bir caydırıcı güç, ben caydırıcı bir güç oluşturursak ya savaş mı çıkartacağız yani Amerika'yla? Ya tam tersine savaşı önleyeceğiz. Yani sen Doğu Akdeniz'de bir güç yaratmazsan savaş çıkar. Yani Rusya'yı yanına çekmezsen Doğu Akdeniz'de savaş çıkar. Rusya'yı yanına çekersen savaşı önlersin. Değil mi? Yani bu kadar bizim açımızdan Vatan Partisi'nin çevresinde, Teori Dergisi'nde oluşmuş olan entelektüel düzeyin bu derece gerisinde, kıyısında olmayan şeyler. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde hele hiç böyle bir şey yok. Çünkü onlar tamamen düşünmeye de ihtiyaçları yok. Biden'ın şey politikalarına bağlamışlar kendilerini. Biden, Amerikan strateji kuruluşları düşünüyor. Bunlar da hazıra konuyorlar. Orada zaten böyle bir şey gelişmiyor. Buradan da şu fikir çok önemli. Türkiye adına gerçeklere dayanan, bilimsel şeyi temelleri olan bir takım stratejiler, programlar geliştireceksek Türkiye meclisinden bir kere dünyaya bakacağız. Köşe yazarı olarak veya nesnel tepeden bakarak da bu fikirleri geliştiremiyoruz. Tarihte fikirler böyle gelişiyor. Yani taraflı olursan gerçekle temas kurabiliyorsun. Tarafsızlar gerçekle temas kuramıyor. Bu da çok önemli. Burada şeyin etkisi olabilir mi? Şimdi bir programla Türkiye gerçekleri ve o gerçeklere uygun hareket etme ihtiyacı çelişiyor AK Parti programıyla. Daha doğrusu AK Parti'nin geçmişten kalan tortuları, evet, diyelim. Yani 2014, evet, ayak bağları diyelim. Bu da bütünsel bir politika üretmenin sanıyorum önünde engel. Tabii bir de ideoloji kat lazım. Bizim dünyayı yorumlayışımızla onlarınki tabii ki tutar değil. Bilimsel olmak lazım, evet, abi. Bilimsellik çok önemli. Bilimsel sosyalizm de
bilimin doğruluğu, evet, bilimin dışında bir şey değil. Bakın bu da çok önemli. Bir bilim var, bir de bilimsel sosyalizm. Böyle bir şey yok. Bilimsel sosyalizm de kendisini bilimle tanımlıyor. Bak, diyor ki ben bilimselim diyor. Yani sosyalistim ama diyor sosyalizmin hangisiyim? Kendisini bilimsel olarak açıklayan, bilimle tanımlayan bir sosyalizm. Sosyalizmin bilimi değil bakın. Evet. Sosyalizmin bilimi başka bir şey, bilimsel sosyalizm başka bir şey. Yani sosyalizmin biliminde sosyalizm bilimdir iddiası var. Bilimsel sosyalizmde ise ben bütün insanlığın bilimsel bilgi birikimi üzerinde bir şey inşa ettim. Yani İngiliz ekonomi politikayı, Alman felsefesi, Fransız ütopizmi ve sosyalizmi falan bunların hepsinden ta Aristo'dan, şuradan, buradan gelen hatta diyelim Harezmi'den, Biruni'den, Farabi'den falan o bütün insanlığın bilgi birikimi tepesinde bir bilimsel sosyalizmi. Ama orada da bakın bir taraflılık var bilimsel sosyalizmde. Yani bilimselim ama diyor ben diyor bir tarafım da diyor. Tabii. Yani neyden tarafım? Emekçilerden tarafım ve emekçileri iktidara getirmek istiyorum. Ve onun devamı olarak da diyelim ezilen milletleri emperyalizmden kurtarmak ve milli demokratik devrimler kurmak istiyorum falan. Bilimi bu götürüyor. Şimdi diğer partilere baktığımız zaman bilime götüren, gerçeklerle bilimsel ilişkiye temasa götüren bu dürtüler, bu zeminler buralarda pek yok. Bir de tabii şey de bu diğer dediğiniz de çok önemli. Olgulara bakarken yani çok karmaşık olabilir olgular. Ben hangi hedefle, hangi perspektifle bakıyorum? Yani ve müdahale etmek için bakıyorum. Ve müdahale etmek için değiştirdim. Yani onun için hem Türkiye'den bakmak ama aynı zamanda bütün insanlık açısından da Türkiye'yi de bütün insanlığı ilerletecek, onlarla çatışacak veya onların aleyhine işler yapacak değil. O ikisinin birleşimi bence bu bilimsel bakış açısıyla birleştiği zaman doğru yolu, çıkış yolunu üreten şey oluyor. Tabii müdahale bakın burada o kadar önemli ki icatlar da müdahaleden çıkıyor. Yani müdahale etmeyen bir bakış açısıyla icat yapılamıyor. Yani. Bu kul sıkışmadan hızlı yetişmemesi de o zaten. Yani mesela mutlaka bu müdahaleyi yapman lazım dediği zaman yaratıcılık harekete geçiyor. İnsanın içindeki Hızır doğru. İşte Pasteur diyelim şeyi aşıyı nasıl buluyor? Aşı bulmak zorundasın. O zorluyor seni. Pasteur aşıyı buluyor. Yani bütün icatlarda o zorlamayı görüyoruz. Tabii korona aşısı da öyle yani. Evet, zorlamanın zorluyor şimdi tabii. Ve o tabii bilim içinde bir yalnız teknoloji ve icat için değil. Yani bilim içinde o itici bir güç haline geliyor. O çok önemli. Evet. Ben biraz Avrupa ile ilgili bir sorum olacak. Ben o zaman bir şeyi bitireyim. Olsun diyeyim. Şimdi emperyalizm teorileri var. Samiramin çağdaş emperyalizm diyordu. Kolektif emperyalizm denilen bir akım var. Fakat bunların çünkü Sivizliler falan mı? Montrevio çevresinin şeyleri. Fakat bunların emperyalizm yorumlamaları en nihayetinde emperyalizmin güçlendiği noktasında düğümleniyor. Şimdi bu Amerika bağlamında düşünce, çünkü Amerika tartışması son tahlilde bir emperyalizm tartışması aynı zamanda, en azından bizim açımızdan. Şu emperyalizmin bir gerileme döneminde mi dünya girdi diye sorayım ben, yoksa o iddialar gibi yani Amerika'yı da düşününce şimdi Amerika'nın gidişi hakikaten hem haraç sistemini sürdürememek noktasında, iç çelişmeleri dindirememek noktasında ve dış müdahalelerden olabildiğince artık içe yönelmeye doğru da gideceği noktasında emperyalizmin neresindeyiz diye sorayım hocam size. Şimdi aslında Birinci Dünya Savaşı'ndan 20. yüzyılın başından itibaren emperyalizmin bir gerileme süreci var. Hem yükselişi var hem gerileme süreci var. Gerileme süreci nedir? İşte her bütün savaşlar devrimlere yol açıyor. Milli devletler kuruluyor.
1980'lere gelindiğinde de aslında dünya üstünde birkaç tane kendileri sömürge olmayı referandumla kabul eden küçük bir iki yer dışında sömürge kalmıyor. Yani tabii. Devrim yükseliyor, halklar kurtuluyor, devletler de bağımsızlıklarını kazanıyorlar. Bir taraftan o var. Şimdi bir taraftan da baktığımız zaman 20. yüzyılın bu devrimin yükseldiği devletlerin bağımsızlık, milletlerin kurtuluş, halkların devrim istediği dönemde aslında sosyalizm ezilen gelişen dünyanın emperyalist sisteme bir alternatif yaratmışlığı yok. Yani hem üretim açısından son derece zayıf vaziyette, görece geri vaziyette, felsefi bakımdan ileri. Yani geleceği kurma iradesi siyaseten daha olgun, daha doğru bir yaklaşımı var. Şimdi son döneme baktığınız zaman bu paradoksal gibi gözükebilir ama bence Sovyetler Birliği ile rekabet emperyalist sistemi görece daha diri ve canlı tutan bir rekabetti. Şimdi o ortadan kalkınca o rekabet hakikaten emperyalizm asalaklaşmada, haraç toplamada iyice dizginsizleşti. O dizginsizleşme aslında onun daha da hızlı biçimde çöküşünü beraberinde getirdi. En önemli fark şu, bence o en kritik fark, hani bugün emperyalizm niye yeniden toparlanıp eski hegemonya gücüne vesaire kavuşamaz? Bugün hayatın her alanında emperyalist sisteme alternatif olan, her geçen gün daha da ilerleyen, yükselen, yeni bir uygarlığın çekirdeğini içinde taşıyan bir Asya Avrasya var. Yani bugün emperyalizmin karşısına hayatın her alanında alternatif olan. Yani eskiden şöyleydi, teknoloji orada, batıdaydı. Yani doğuda devrim, geleceğe kurma arzusu, iradesi, eşitlik kurma, sosyalizm, yani bu şeyler, bu felsefi, siyasi yaklaşım ve ama geleceğe kurma arzusu, enerjisi bence çok önemli. Yani böyle bir şey olmadan hiçbir şey yaratamazsınız zaten. Yani onun için bugün emperyalizmin zor duruma, en zor durumunu yaşıyor olması, oluştuğundan bu yana en geri duruma görecek. Çünkü geri güçsüzlük ne? Karşılıklı. Yani iki gücü kıyasladığınız zaman güçlü mü değil mi diye şey verecek. Oradan, o kıyaslamadan bir sonuç çıkacak. Onun için bugün yani hakikaten yani emperyalist sistem tek süper devlet olarak kaldıktan sonra çok daha hızlı bir gerileyiş sürecine girdi. Bir de yani mesela şöyle, bu hani toplumun, toplumsal gelişmenin dokusunu şimdi emperyalistler de hakikaten olgulardan kopuk filan değil. Bir savaş çıkartacağı, bir adım atacağı zaman olgulara bakıyor. Ama olgulara bakarken gördüğü şeyler var, görmediği şeyler var. Bence milletlerin direneceği, milli devletlerin direneceği, insanlığın geçmiş ve tarihsel birikimiyle emperyalizme köle olmayı, yeniden sömürge olmayı kabul etmeyeceği. Bunu hesaba bence katamadıkları. Yani bunu göremiyor, görmemesi lazım. Görmezseyiz, öyle bak. Görmemesi zaten lazım. Öyle görürse bakmıyor zaten. Ben diyor zaten nasıl ben egemenlik kuruyorum? İşte silahlı gücüm var. Kendi oradaki egemenliğimi yeniden üretecek bir
örgütlenme, düzen, öyle bir şey kuruyorum. O kendi kendini yeniden üretiyor. Silahlı gücüm de onun arkası. Burada evet. Millet yok. Yani en önemli şey, bakın Sovyetler Birliği'nin dağılması ve emperyalist sistemin hedef genişleterek, büyüterek milli devletleri toptan ortadan kaldırma tasfiye harekatına girişmesi, o herkeste milletin yeniden keşfine ve bu gücün kıymetinin anlaşılmasına ve bu gücü seferber etmek için hakikaten Hızır gibi sıkışınca kul, Hızır'ın yetişmesi oldu. Yani ben hani o en önemli farklardan biri de o yani şu anda. İşte Mustafa Kemal bunu görmüştü bakın. Evet. Mazlum milletler emperyalizmi mahv ve nabut edecektir. Nabut yok etmek değil mi? Mahv ve perişan edecektir, mahv ve nabut edecektir diyor şimdi. Yani bu bir temenni değil, bilimsel baktığı evet. için. Çok çok önemli. Yani diyelim 1920'lerden başlayarak Atatürk'ün 20'lerde, 34, 36'da falan hala da diyelim bu dünyadan giderken son söyledikleri analizlerde de var. İşte doğudan güneşin doğuşunu nasıl görüyorsam mazlum milletlerin de bakın kimin mahvedeceğini de görüyorum. Evet. Mazlum milletlerin emperyalizmi mahve perişan edeceğini görüyorum diyor değil mi? Şimdi aynı şeylinin bir emperyalizm tahlili yapıyor. Diyor ki bu diyor geberen kapitalizmdir diyor. Bu son aşamasıdır diyor ve bu diyor ölüme giden kapitalizmdir diyor. Neden? Çünkü kapitalizmin ileri çağında bir rekabet var. O rekabet sayesinde teknolojiyi geliştirmek, o rekabet sistemi onun ilerici yönünü temsil ediyor. Vahşi kapitalizm falan diyorlar ama vahşi kapitalizm ileri olan kapitalizmdir, geri olan değil. Ondan sonra rekabet vardı. Ama emperyalizm o rekabeti ortadan kaldırdı. Dolayısıyla kapitalizmin ilerici olma özelliğini yok etti. Ama ondan sonra Lenin zamanında olmayan ya da Atatürk zamanında olmayan bir olayla karşılaştı 45'ten sonra. Haraç sistemi geldi. Bakın haraç sistemi emperyalist teoriyle de açıklanması evet. o kadar kolay olmayan bir şey. Yani biz Vatan Partisi olarak haraç sistemin analizini yaparken emperyalizmin çağımızda geldiği yeri tanımlamış olduk. Yani o asalaklaşmada evet. nitel bir sıçramayı evet. ifade ediyor. Yani, çünkü sermaye ihraç ederek değil. Bakın emperyalizmle sermaye ihraç ediyorsun. Bu ama burada sermaye ihracından çok ne var? Kağıt. Kağıdın üzerine kağıdı veriyorsun. Bu haraç sistemi. Sermaye ihracı değil. Farklı bir sistem. Tabii emperyalizm temelinde onun bir uzantısı olarak ortaya çıktı ama bunu anlamak lazım. Neden anlamak lazım? Bakın burada emperyalizm haraç sisteminden yıkılıyor. Biraz evvel Semih arkadaşın anlattığı emperyalizme karşı o mazlum milletlerin ve gelişen ülkelerin muhalefet ve itiraz cephesini haraç sistemine itiraz. Ve sonu hem savaşarak itiraz ediyor hem ekonomi cephesinde itiraz ediyor ve sonuç itibariyle de Amerika haraç sistemi nedeniyle yıkılıyor. Ve kendi içinde de silahlı bilmem şeyleri çözümlere doğru o haraç sistemi yüzünden gidiyor. Çok önemli. Bizim kendi Mustafa Kemal'imizi falan da burada hatırlamamız lazım. Bakın o da savaş cephesinden bunları görebiliyor. Lenin de savaş cephesinden bunları görüyor. Bunlar devrim yapmak isteyen adamlar. Mao da öyle. Amerika'nın kuvvetli zamandayken. Mao da öyle. Yani bunlar zaten Asya çağını yaratan büyük liderler. Ama gerçekleri ama diyelim karşı taraftakiler Hitler veya Mussolini veya Truman veya İngiliz şeyi hükümetleri falan Churchill'ler bu analizleri yapamıyor. Yani neden? Bulundukları mevziyi tarihin mahkum ettiği bir mevzi. O mevzi aynı zamanda beyinsel süreçleri de daraltıyor ve mahkum ediyor. Bunları görmemiz lazım. Bir de savaşanlar doğru tahlil ediyor. Tabii savaşan. Savaşan gerçeğe dayanmak zorunda. Bir de haklı tarafta olan savaşın. Tabii. Yani emperyalizm tarafında değil de mesela kağıttan kaplandır diyor Mao. Neresi kağıttan falan derse. Ama işte kağıttan kaplan olduğu çıktı ortaya.
Üstelik Amerika'nın yani, en altın çağında söylüyor. Aslında mah ve perişan olacaktır demesiyle Atatürk'ün Mao'nun kağıttan kaplandır demesi aynı şey. Efendim son 3 dakikamız var. Tamam. Normal olarak. Güzel. Varsa son sözlerinizi değerlendirmenizi alayım. Vallahi ben sizin söylediğiniz üstüne hani ben sürekli şunu söylüyorum, onu burada tekrar etmemde fayda var. Ya ben uzun süre şunu merak ettim. Şimdi hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir. 1925'te söylüyor Atatürk bunu. O dönemde hakikaten ne Osmanlı'da ne Cumhuriyet'in ilk döneminde hani bilim açısından bu böyle başka ülkelerin deneyiminden alınmış bir şey mi filan diye değil. Çünkü bence Türkiye'nin dünya toplum bilimine yaptığı en büyük katkı, eylemli katkı Atatürk devrimidir. O tarihin ve toplumsal gelişmenin keskin okunuşu olmadan, bilimin yol göstericiliği dolayısıyla olmadan gerçekleşmiş olması imkansız bir şey. Ama o bilim ceryanı, İttihat Terakki falan oralarda da bilimcilik var. Yani bilime yönelme. Evet. Ben şimdi bakın. Pozitivizm var ama. Şöyle ya, bilim aktarlığı pozitivizm var. Pozitivizm değil mi? Bilim aktarlığı var. Yani Tevfik Fikret onu çok açık biçimde ifade ediyor. Haluk gidecek, bilimi Türkiye'ye aktaracak. Tevfik Fikret'in çıkmazı o bence. Tevfik Fikret tam onları temsil etmiyor. Şimdi şöyle, pozitivizm dememek lazım bu bilimselliğe. Çünkü pozitivizm Fransız devriminden sonra reaksiyon şeyin diyelim restorasyonların akımı. Auguste Comte. Yani devrimci bilim akımı değil. Çünkü teorisi yok pozitivizmin. O fotoğrafçılık gibi bir şey pozitivizm. Yani olguları resmetmek ama olgular arasındaki bağlantılar, teorik izahlar, açıklamalar bunlar yok pozitivizmde. Tam tersine bakın onları yasaklamaya çalışıyor. Gerici bir akım. Kemalizmler açısından söylemedim ben zaten. Kemalizm açısından söylemedim. Ama yok bizim itaatçılar da devrimci adamlar. Şimdi bakın buradan şuraya varacağım. Mesela o dönemin subaylarının hatıralarını, analizlerini falan filan okuyun. Çok yüksek düzeyde bir bilim var. Yani yalnız Atatürk'te değil. Yani bizim o İttihat Terakki, yani Cihan Savaşı ondan evvel, Balkan Savaşı ondan sonra diyelim 1911 Libya'daki savaşlar falan. O süreçte yetişen askerlerin şeylerine baktığımız zaman hatıralarına falan filan ve hakikaten adamlar bilim adamı gibi. Yani bence bugün bizim NATO dönemi kurmaylarından çok üst düzey bir entelektüel birikim var. Yani mesela Atatürk çadırda Bitlis cephesinde 1916 bilmem Filibeli Ahmet'in bilmem ne kitabını okuyor falan. Çadırda savaşırken. Ama yalnız Atatürk öyle değil. Ali Fuat Paşa da öyle, öbürleri de öyle, Enver Paşa da öyle. Bakın yani bunların hepsinde bir bilimsel gayret, çaba var. Çünkü çöken bir imparatorluk var ve onu nasıl kurtaracağız diye düşünüyorlar. Ve o kurtarma da gerçeği anlamakla olur. Yani öyle bir şevk var. Evet. Teşekkürler efendim. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, Çıkış Yolu programının sonuna geldik. Vatan Partisi Genel Başkanı Doktor Doğu Perinçek, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Semih Koray ve Teori Dergisi Yazı İşleri Müdürü Cemil Gözer'le birlikte olduk. Bir kez daha teşekkür ediyorum Teori efendim. Teori Dergisi'ni tavsiye ediyoruz. Evet, Teori Dergisi'nin Mart ayı sayısını konuştuk efendim. Amerika Birleşik Devletleri nereye gidiyor başlıklı bu ayki derginin bu ayki sayısını konuştuk. Tüm kitapçılardan Teori Dergisi'nin internet sitesinden hem edinilebilir hem de dergiye yıllık, aylık aboneliği başlatım üstünde yapılabiliyor olabilirsiniz. Bu duyuru buradan yapmış olalım. Bir başka duyurumuz da Öncü Kadın Avrupa Temsilciliği'nin bir etkinliği olacak efendim. 14 Mart 2021 tarihinde Orta Asya'dan günümüze kadının tarihteki öncü konumu bu etkinlik Zoom üzerinden yapılacak. Avrupa saatiyle 13, Türkiye saatiyle ise 15'te olacak. Hem Vatan Partisi'nin hem de Öncü Kadın'ın internet sitesinden, sosyal medya hesaplarından toplantıya nasıl katılım sağlayacağınıza ilişkin daha ayrıntılı bilgileri alabilirsiniz diyelim. Herkese mutlu akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın efendim. Teşekkür.